Az billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala resulina Muhammedin salavat. Dima 209. Vicdan 28. Burası mühim gördüğüm için girişi neredeyiz şu anda? Hani e, ee, hakikatsiz suret yoktur. Bir şey varsa ağaçta mutlaka çekirdeğinde vardır. Sırrı suret ağaçtır, hakikat çekirdektir. Onunla alakalı bir şey yaparken, buralıyken, düşünürken ise oralıyız. Düşünce buralı değil. Düşünce mi buralı değil, tefekkür mü? Düşünce de buralı değil. Üretken olduğu için hiçlikten icat ediyor, imal ediyor. Dünyada hiçlikten değil, e, sebeplerle varı Vardan imal ediliyor. Yani düşüncelerin, zanların, nispilerin, itibarların, tefekkürlerin hepsi dahil. Ya tefekkür de dahil bunun içinde hepsi. Düşünce değil, paket dedim yani. Yani bir şey yaparken eylem, şu anda mesela benim şu davranışlarım, vücudum buralıyken e, orta imal edilen tefekkürler, bilgiler, malumatlar, zanlar buralı değil. Düşünmenin hakikati ve kanuniyeti buralı değil. Yani tefekkür de daha. Düşünürken eylemdeyken varlığı ortaya çıkıyor. Eylemdeyken yani düşünmeyi düşünmezken düşüncemizin nerede olduğunu hala bilmiyoruz. Yani şimdi düşünüyoruz ortaya çıkıyor. Tefekkür, mana, bilgi, zanlar veya konsantre ile güç, gücümüz ortaya çıkıyor. Bunu yapmadan önce bu neredeydi? Alemi şahadet değildir yani. Ruh da diyorduk e Ruh alemi şahadet midir? Daha önce ruh, <laughs> ruhta diyorduk diyor da yani sanki ruh buralıymış yani so, sonunda anlaşılıyor. Yani. Ruh buralı mı ki yani? Yani adamlar e, ilizyondayız demelerinde mutlaka altyapıyı doldurmuşlar öyle sıradan bir söz değil yani. Çözememişler hatta demişler ki bunun cevabını bulamadığımız için biz ilizyondayız demişler bilim insanı. Şu anda bilim insanı bedensel kimyasal yapılanmayla buralıyken, düşünürken, tefekkür ederken, manaları çıkartırken, halet, ruh, hissiyat, latife, duygu. Ya hiç hiçbirisi buralı değil ki. Hiç değil. Mesela şirk var mı kainatta? İnsanın kafasızın kafasında var. Var ya nasıl bir şey oluyor? kolasaydı insan kainatın. Kainatta olmayan da var insanda. Yani biz kardeşim boşuna dememiş adam bilim insanı. Yani aldanmışız. Fanusun içindeyiz. O tam yeri gelmişken. Dimağla bir kavanoz vardı ya. Gösterilemez değil mi şimdi? Göster, bakayım, ama burada var, değil mi yani? Üç tane başka bir şey yok yani. Yani hoş olur. Bilim ve ilim. Bilim sende olanlar. Yani ilim de olur. Batıl, batıl ilim de var yani. Bu fen, teknolojiyle değil. Düşünceler, malumatlar, bunlar bilim yani bilgi ve ilim. Ama sana mal olmuşsa bu ilimdir. Seni dönüştürmüşse. Dönüştürmeyen şey ki kitapta e, Kur'an'da kitap yüklü merkebe benzetiyor. Sende var olanlar bilgi, ilim yani ilim derken bilim ile bu bilgi, fen ve felsefe değil yani teknoloji, tıp falan değil. İnsan hakkında ne varsa. Seni dönüştürmeyen her şey. Bu bilgidir. Bilim mevcudatta, ilim vücutta. 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 İlim ise seni sana dönüşmüş olan, dönüşmüş ilim onu tard eder. Bunu fark ettiğin zaman, bunu fark ettiğin zaman bildiğini bilirsen, bilgi bilginin üzerine dönerse, ilim ilimi tanımlarsa, yani kısacası bildiğimi bilirsem bu irade. Bunun varlığı bende kudret. Bu varlığın bendeki vücudu haricisi, vücudu hayat. Kudret, ilim, irade, hayat bu kadar tanımlanabilir. Şimdilik. insanda Diyor ki bilim ve ilim ne kadar genişlerse de insanoğlunun temel sorunları hala gizemini koruyor. Onlardan en mühimi yani bilimin ve ilimin bu kadar ilerlemesine rağmen hala insan için insan gizemini hala koruyor. İnsan için insan hala gizliliğini koruyor. Mesela diyor ki onlardan bir tanesi eylemlerimizle, davranışlarımızla buralıyken ama düşünceleriyle, tefekkürleriyle, zanlarıyla, şirkleriyle, şüpheleriyle, kainata şüphe yoktur. Her şey nettir. Ama insana şüphe vardır. Kainata bir teledüt var mıdır? İnsana teledüt vardır. İnsanı düşündüğün zaman insan için insan gizemini koruyor. Mesela bunlardan şu. En mühimi ben kimim? Niye buradayım? Ve burası neresi? Birisi beni getirdi mi? Bunlar. Anne karnını hatırlay diyor ki anne karnını hatırlayamıyoruz. Ama aklen oradan geldiğimizi inkar edemiyoruz diyor. Bilim söylüyor bunu. Bilimin cümlesi. Anne kanını inkar edemiyoruz geldiğimizi ama hatırlayamıyoruz. E nereye götürecek şimdi? Acaba biz şimdi anne kanında mı istiyor? da olmuş olmayalım. Bakın abiler şuraya bak. Burada bu pencereyle ben sonsuza açıldım zannediyor ama kavanoza giriyor. Mutluyum zannediyor. Geniş bir sağın zannediyor. Değil. Bak bununla emiyor. Bununla şey yapıyor. Bu asın insanı bu. İlk önce bak de, ekran ile ekran görüyor musunuz? Ekrandaki dizilerle, filmlerle, bilgilerle kafamızı sömürüyorlar. Alıyorlar. Aklımızı elimizden alıyorlar. Sonra bu, bir pencereyi vererek 123 mesleği de mimsiz medeniyet bir pencere açıyor. Bizi şişenin içine koyuyor. Zannediyoruz ki onunla biz açıldık. Mer bir dehlize gidiyormuş o açılan pencere. Onu da ilk o bir resim vardı ya çocuk. Sen hakimsin gibi gözüküyor. Sonra beni bloke etti. Bak içine girdi. Bak görüyor musun kapı? Bak kapı oldu. Daha önce kapı değildi. Bakıyordum. Şimdi girdim. E, girince ne oldun? Seni akla kaplanış yaptı vesaire. Hop bütün çöplüğü boşalttı. Yapmasa olmaz zaten yapamaz. Sonra oynaması gereken, top oynaması gerekirken Olması gereken buradaydı çocuk. Enerjik dolu ya. Ama buraya bakıyorum zannediyle içeriye girdi. Tava öyle yaparız veya. Kışın kuşlar öyle tutulurdu. A yaparlardı kafur. Önüne müsırını dökerlerdi. Ağın önde bir tane çubuk koyarlardı. A ileriye doğru ufalıyor. Kuşlar gelince yapınca hürriyetime gidiyorum, yakalanmıyorum zanniyle. İleriye doğru uçunca o ağın içine Ada daralıyor tabii. O kadar acayip ki bak içeriye bu yolda giriliyor. Ne yapar? Hususi dünyasını nisyana sokar. Artık var mıymış? Vermiş. Ahiret mi? Mesela Dehri Hoca'yı düşündüm dün akşam. Gayri ihtiyarı. Ben bir akrabamı düşündüm. O yaşta şimdi. Çok ümitli. Adam ticaretle geçmiş. Hayatında ne bileyim namazından başka vardır hayrhasına tamam. Dehri Hocam ömrü vaazla geçmiş. Kitap yazmış çocuk okutmuş kış belekada karken. Yani ömrü bir fil hizmete vermiş. Ödü patlıyordu ölümle. Niye hatırıma geldi? Ödü patlıyordu, ödü patlıyordu. Benim o akraba ömrü ticarete geçmiş. Camiye biraz da yardım etmiş, toplamıştır o kadar. Ama bu görüştüğümde çok rahat. Dedim ya otururken işte niye beni meşgul etti gece? Yani bu çok rahat, çok ümitli. Tabii ya diyor Hasan evlat. Ağladı. Tabii ya, ahiret bizim dedi ya Allah onlara. aramıyor. Deri ocağı bir bakıyorum. Ödü patlıyor. İkisi koydu. Kader getirdi dün akşamki dersten sonra. Lan bu adam insanın yürümesi imkansız olan karda. O kadar da yapmasın diye mermi atmışlar. Suikast yaptılar. 21 defa içeri girmiş. Adam hesaptan ödü patlıyor. Bu adam çok rahat. Dedim ben hangisiyim ya o? İkisi de aynı yaşa geldi. Şimdi bakın ne yaptı? Niçin söyledim? Niye oraya atladım? Hususi dünyasını unutmuş. Dünyanın içinde. Kavanozun içinde. Olduğunu da sorgulamıyor. Söylenilen sözleri de dışarıya hamlediyor. E biz yani. Yani bu dışarıya söyleniliyor. Bu acaba ilizyonda mıyız? Adam demiş. Çünkü... Niye? Olsaydık biraz bilirdik. Anne karnını biraz bilmiyoruz ki. Hiç bilmiyoruz. Oradan geldiğimizde şüphesi de yok kimsenin. İllüzyon dünyası da böyledir. Acaba bir dünyadan başka bir dünyaya mı doğduk? Demiş. Ne dedi? Vallahi bu, bu durup dururken bu dilime gelmiş bir mesele değil. Adamın ödü patlıyor. Bu adam bir cami derneğinde, Hasköy'de para topladı benim bildiğim hayır Hasanat'ın. Ee, caminin yapılmasına şey yapmış. Bu adam ise ömrü çocuk okutmuş. Vaaz etmiş. Benim bildiğim bu. Ömründe hiçbir şey bilmiyor onun. Çocuk okutmuş, vaaz etmiş, derslere gitmiş. Bu. Başka bir şey yok. Ödü patlıyor. Bu ise çok rahat. Niye de geldi? Niyesini de bilmiyor. Sonra galiba Allahu Alem şu cevabı geldi. Dehri Hoca kendisini tanıyordu. Farkındalığı artmıştı. Farkındalığı artan endişesi, tedirgini, haf ve olur. O nispetle de hayatını yapılandırır. Sen dışarıda ne dersen de almaz. Çünkü farkındalığı yok. İllüzyonda yani. Hapsolmuş. Nereye? Hususi dünya zandır. Zanları odada oturuyorum ama dünyayı seyrediyorum. Zannet. Oysa çocuk olması gereken sokaktı, hareketli ağaçlara tırmanacaktı, duvardan atlayacaktı, misket oynayacaktı, top oynayacaktı. Bi biyolojik yapıyı oyun geliştirecekti, oyun kurucu olacaktı, oynayacaktı, oyunu yönetecekti, başkan olacaktı, topçu olacaktı, olacaktı da olacaktı. Bisiklet sürecekti, kendisi çakacaktı, araba yapacaktı, tekerlekli tahtadan araba yapacaktı, teleferlikleri yapacaktı, yapacaktı da yapacaktı, yüzecekti. Arabayı merak edecekti. Arabayı da merak etmiyor ki. Araba aşağıda, aşağıda evin önünde. Biz haftada belki de 10 günde, 15 ayda bir YS arabası gelecek. Yolsu, eletik arabası, köy bir çakıl yola bir şey dökecek. Belki ayda bir, 3 ayda bir. Ondan sonra o arabayı görmek için bütün köy yola dökülecek. Çocuklar onu seyredecekti. Şimdi adam babasının arabası var inmiyor. Odadan Eve de salona da gelmiyor. Hayran ediyor. Hırçın, doyumsuz, aymaz, e, kanaatsiz, tatminsiz, e, büyümeden yaşlanmış, yaşamadan ölmüş, yemeden doymuş, vermeden almış. Yevme yecelü vildane şiba. Böyle bir dünya. Evet. Ah. Görüyor musun? Bak. Allah Allah. Çocukları bir anda ak saçlı ihtiyarlara çevirecek bir gün diyor. Ayet. Me nedir o? 500 sene o önceki 5 Osmanlı'nın Osmanlı'daki 500 tane adamın bilgisini topla. Pekmestayn gibi bir yap. Şu 10 yaşındaki çocuk daha fazla bilgili. Ne bunları potreyi çizdin? Bu dersleri fark ettiğimiz kadar farkındalığımız artıyor. İnsan oluyoruz, illüzyondan çıkıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz kadar. İhtiyaç ne kadar duyarız? Farkındalığın kadar. Adam bak, ömrü buna geçmiş. Ömrü buna geçmiş. Bu gayet emin ve ümitli. Bu gayet tedirgin. Yani zannedersin ki bu hayatı günahlarla geçmiş. Ama o Allah'ı bilmek nispetinde erişeceği şey çok İşte onun adı farkındalık Erdinç. Allah gizemli değil. Allah gizli değil. Allah gözükmez değil. Sorun insanda. Onu çözecek, onu görecek insan gizli. Kime? Kendisine. Görülmemezdik. Allah sorunu değil, insanın kendi sorunudur. İkisi de değil mi? Evet. İkisi de Rabbine kavuşacak. Hiç kimse Allah'a kavuşamaz. Allah mutlaktır, geneldir. Herkesin dünyasındaki Rabbine kavuşacak. Evet. Vicdan bunu başladıktan sonra vicdanı okumak istiyorum. Şimdi başlayacağım. Abi bu neydi ya? Uyanık olun. Bitti artık. Bundan sonra uyanık olsak da geçti. Uyanık olmak da yetmiyor. Çünkü bu yaştan sonra farkındalıkla neresinden başlayacak? Ömrün geçti. Bundan sonra dikişi nerede tutacaksın? Zaten hadiseler müsaade etmeyecek. 2023'te Geniş hadiseti dünyeviye kendini merak etme, kendinle meşgul olmayı zaman bırakmayacak. Geçti artık, geçmiş olsun. 10 seneden beri hep derdik böyle derdik artık limana yanaşmak üzere. Sayfa 236 ama e, yangından ne koparttıksa o kar e, nevinden bırakmayın, ihmal etmeyin, derslerinizi bırakmayın. E, demek ki herkes nasıl bir kadar. ...alıyor. Nası bir kadar olacak. Artık... E, ...farkındalığımız kadar ihtiyaç hissederiz. İhtiyacımız kadar... ...farkındalığımız ve ihtiyacımız kadar... ...insan oluruz. beşeriyetten sıyrılırız. Ama maalesef... ...bunu da söyleyeyim. Hakikatta muhatap... ...olmanın ihtiyaç hissetmeye... ...mani şeytan... ...entrika çevirmiş türlü türlü. E, bir bahane... Bu, 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 ...bulmuştur. Yani bu derslere... ...Kâb mutlaka bir bahane bulmuştur. Kâb demiş bunlar enfusçi. Kağıt demiş bunlar zahirci. Kağıt demiş bunlar madde inkar ediyor. Bu kağıt demiş bu ruh, ruhu esas alıyor. Kağıt demiş bu lisanı zarar veriyor. Kağıt demiş şöyle olmuş. Demiş de demiş. Dettirmiş de dettirmiş. Hepsi o dettirmiş. Farkında değiliz. Farkında değiliz. Oysa Kur'an bile vesile asıl değil. Peygamber bile vesile asıl değil. Hepsi vesile asıl Allah'tır. Kur'an Allah'ın sıfatından gelmiştir. Risale'de vesile asıl değil. Peki asıl ne? Kendi. Allah ve sen. Bunlarla yapılanmak için gelmiş. Size doğru yolu göstermek için Kur'an indi diyor. İstikameti göstermek için Kur'an indi diyor. Sizi yapılandırmak için Kur'an indi diyor. Sizi ve Rabbinizi tarif etmek için Kur'an indi diyor. Ama vesileli asıl yaptık ve manada uzaklaştık ve anlamadık yani anlamadan bitirdik yani. Düşünebiliyor musun? Vesile asıl olmuş. Yani acımasız taraf şu: Kur'an açık oğlum demiş bisiklet vereceğim baba için Kur'an asıl bisiklet vesile çocuk için bisiklet asıl Kur'an vesile olmuş. Biz de sakalı çocuklarız bisiklete varmak için Kur'anı kullanıyoruz. Öyle oldu ya. Yani. Saklambaç oynuyoruz. Oysa farkındalığımıza nasıl artıracaksın? Nasıl artırsan artır. Nasıl artırsan artır. Beşeriyetten sıyrılmak farkındalığımız kadardır. İstersen bunu tarikatla yaparsın. istersen nurculukla yaparsın. Her şeyle yapabilirsin. Yapa, Neyle yaparsan. En kestirme. Hangisini yaparsa. Farkındalığını artıracak. Artırma nispetine beşerden insan olacağız. Ama türlü türlü hastayım, işim var. Ondan sonra uzaktayım. Mesela okulları okullara göre daire tutarız. Gideriz çocuğun okuluna göre daire tutarız. Sonra telefon ederiz. Abi burada dershane var mı? Hiç sormayız. Gittikten sonra dershane ararız. İlk önce dünya maalesef bu böyle yani. İlk önce dünya sonra dü yeni dünya sonra dünyaya yardım eden din. Çünkü cenaze menazeleri hastalıklar olacak. Nasıl teselli olacağız? Bu niye söylüyorum? Neşter vuruyoruz. Yani bak Dehri Hoca ödü patlıyor. Bu adam da garanti cennetteymiş gibi aleti var. Yaşayalım. Yani Rabbinin cennetine yan gelip yatacak böyle. Keyif alacak. Olacakmış yani böyle. Ee, acayip. Şimdi vicdan. Vicdanın bu temdila yani ilizyondan çıkmak için e, neşterdir bu. Yoksa sizi sabah sabah böyle şey yapmak gayem değil. İllüzyondan kısmen illüzyondayız hala. Çıktığımızı zannetmeyelim de, diye söylüyor. Yani bir şey zannetmeyelim kendimizi. Vicdan batıl itikat dahi olsa kafir de tamamen ölmüyor. 236 sizi gönderildi. Tamam. Yani kafir tekrar Müslüman olma şansı var mı? Var. Ölmüyor. Ancak mürtet veya kabulu adem sahiplerinde tamamen ölebiliyor. Mesela A A var, bir de K var. Adem'i kabul demek, vallahi din benim öyle problemim değil. Ben ilgilenmiyorum. Bunu de okuduğunuz için söylüyorum. Kafanızda kalsın. A, Adem'i kabul, benim öyle din falan ihtiyacım yok. İhtiyaç hissetmez. Kabul Adem K, yoktur, iddialıdır. Çünküsi var. O zaman mürtet veya kabul adem sahibinde vicdan tamamen ölüyor. Ama din benim ihtiyacım değil böyle diyor. Sibirya'da, kutuplarda, Avrupa'da böyle masum masum derken idna, din, bilerek dinsiz değil İtilmiş din dinsiz. Onlar da hala vicdan dururken ya mürtette veya kabul ademlerde e, şey vicdan tamamen ölüyor. Eğer Ademik o kafirlerde de tekrar Müslüman olabiliyorlarsa demek ki vicdaniyatı tamamen bozulmadığındandır. Oradan gidiyoruz. Eğer tamamen vicdanı bozulsaydı Müslüman olamazdı. Mürtet bir daha Müslüman olamaz. kabul Adem eğer seviyesi itibariyle vicdanı tarumar etmişse dönemez daha. Çünkü sistem bozulmuş. Dönecek şey durumda değil. Sistem yok. Geri vites yok arabanın ne yapacaksın? Adeta vicdanla aklın beraber oldukları anlaşılıyor. Ölünce akılla vicdanı tahrip etmiş. Kabul Adem. Aklı yürütmüş. Yani din var yani onun karşısına. Kabul Adem'de din vardır. Ona rağmen reddediyor çünkü siyle. Ademi kabulde din yok. Öyle bir problem de yok. Veya tabi olunca akıl vahiden kopuk olunca zeka mesela vahiy tabi olunca akıl oluyor. Vahiden insan koptuğu zaman zekaya düşüyor. Çok zeki, dahi, becerikli ama akılsız. Onun için ehli dalalet dikkat ederseniz zeki, dahi, hafızası, buluşçu. Tamam. Hiç böyle akıllı demez. Akıl Kur'an öne çıkartıyor. Devamlı öne vurguluyor onu. Akıl, ta takilun. Efele tefekkerun, efele yetedebberun, fetebiru yavlul elbab gibi. Ey akıl sahipleri, ibret alınız diye devamlı akla vurgu yapar. Şöyle bir kainatı kurmadan önceki Allah'lık hakikatini düşünün. Kainatı böyle kuracak, böyle bir sistemi kuruyor Cenab-ı Hak. Çok tuhaf değil mi ya? Nasıl böyle hatırına geldi ya? Şöyle biraz böyle sakin kafayla. Ya yani hiç mi oluyordur mutlaka o kafaya çık. Böyle bir şey yokken yani. inkarı, in iman edecek, böyle iman, küfür, elektrik yanacak, karanlık olacak, büyüyecek, doğacaklar, ölecek. Ya ne bileyim ya o. Böyle bir şey nasıl, nereden hatırına geldi ya? Aklı olsa hatırına gelirdi de abi, aklı yok. Evet, akıl cihaz ya. Aklı yok deyince şimdi hemen küfür ederler. Derler ki bu, oysa ak... <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> Çünkü akıl bir cihazdır ilim yapmıştır. Böyle ağır geliyor bir tabir değil mi? Yani bu nasıl bir aklı? Çünkü Akıl Ustat diyor ki 27. söz 27. sayfası Akıl cihazdır diyor. Ruha da şey diyor. Allah'ın e, ilmi vardır. Alim esmasıdır. İlim sıfattır. Akıl diye sı esması da yok. Bağdır ya akıl. İkan bağdır bağ. Ama biz ne yapmışız onu? Acayip yapmışız. Oysa e, ilim ve ilim e, şey bilgi şey, alim ve ilim o cihazı o yapmış 6. şu adada var ya cihazların yerinde kullanmak 6. söz tövbe yerinde gözü kulağı orada yani 27. sayfa. falan bizzatın dediği gibi dedim ki tısımla zıt, zıtına dönüşür sır ise ikisi beraber kalır İşte beraber kaldığından dolayı insan mevadi şeriresi vardır Litvisburg yeri de söylüyor. Karabalık. Dedi ki kardeş öyle mi böyle böyle uyduruk şeyleri bırak dedi. Üç yaşlı bir adam. Ya bu, bırak bu insanların şeyini dedi ya böyle mevadi şerire, böyle. Ya bırak dedi ya külliyat. Öyle bir şey yok dedi. Risale'nin talebesi misin dedim. Ne zannediyorsun sen doğmadan ben nurcuydum dedi. yaşta Tevruz'u söylüyor. E dedim o zaman külliyattan okuyorum. O külliyatta öyle bir şey yok dedi. Hep daim söylüyorum ya. Külliyatta öyle bir şey yok dedi. Dedim abi bak mevad var. Ya sen oraya bakarak söylüyorsun dedi. Kalktı geldi. Arkama geldi. Abi oku dedi. Herkes söyledi. Dedi ki delikanlı. Gençlik o zaman 40 yaşında. O vardı 60-70. Senin kitabında var. Bizim kitabımızda yok. Sen devam et. Sen bize bakma. Bizim dünyamızda bir, bir nurculuk var. Ona uymuyorsun sen demişti. Bizim dünyamızda bir nurculuk var. Bir İslam var hatta. Sen ona orada olmadığın için seni zaten içine almamışız. Alamayız da. Boşuna da direnme. Giremezsin bizim dünyaya. Yani mesela e, İslam'da da öyle. Usta'da ne dediler ki? Ulema itiraz etmedim. Dini bozuyor. Selefi salihinden başka şeyler naklediyor. Dediler mi demediler mi? Yani erva habiseyi ben mi şey yaptım? Tılsımı ben mi uydurdum? Dimağı ben mi uydurdum? Ben mi bunlar şey yaptım? Enfusi meseleleri ben mi uydurdum? Acayip bir şey değil mi ya? Yani e, o şişeyi t, 123 işte Mestevi Nuriye'de köy şekline getirir diyor. Ona pencereler açar diyor. Nasıl kapatacaksın o pencereyi? Ben mi uydurdum o telefondaki pencereleri? Usta diyor ki pencereler açar diyor. Bir pencere bir pencere daha bir pencere bir pencere daha açmıyor mu? Hadi kapat hadi. Nasıl kapatacaksın? Ya ne olmuş yani o denilen şeyi ben şekillendirdim diye. Şekillendirdim ben. Ne olmuş yani? Ben bu yeni bir çığır mıdır? Bak ne hale getim. Aa bak adam girdi içeri bak. Menfezleri açmış işte. Aa öyle bir kuyu ki bak kaç kaç. Bir kere açtın telefonu. Ne seni alacak bak. Nereye kadar direneceksin bak. O kuyuya düşmemek için. Ne olmuş yani bunun işte Aa, karşılığı bu. Devam. Vahye tabi. Vahye tabi şey. olma nispetinde akıl olduğu gibi vicdan vicdan da aklın kazanımları ile de kazanımları ile de vicdandaki zihin besleniyor. Vahiy tabi olunca akıl, vahiden kopuk olunca zeka. Efendim Gafur bir şey mi dedin? Bir, bir, şey mi dedin? Bir şey. Yani az önce dediniz ya okuyu gösterdiniz ya. He. İstediğiniz kadar namaz kılın. İstediğiniz kadar Risale'yi okuyun. Ona güvenerek bu kuyulara yanaşamazsınız. Yok. Ben şahsen yaşadım, yaşadım yaşıyorum Marsan abi şey diyecektim ya bu Ustad belki de bu Windows programına işaret etmiş olabilir mi acaba çünkü Windows pencereler demek bu bilgisayar dünyasında Windows'ta şey çalışır açıldı geç Çok antika Windows pencereler demek evet yani Ustad bunları görmüştür etmiştir diye ben tabii ki o alemi Melekuta alemi gayba nüfus etmek onlar için normal ya ya kafir bidat, Budistler melekuta geçmiş ya. Umurun batımlarına geçmişler adamlar. Yemediler, içmediler. Yeyim. yani geçmişler. Gayba değil. Gayba, gay başka. Batın mesela fizik, metafizik gibi. Yani fizik bir de metafizik var. Umurun batınlarına geçti diyor ustad diyor. Yani geç, geçiliyor. insan, mesela düşünceler de umurun batınıdır. Şu anda bedeni mi konuşuyor? Karaciğer, böbrekler mi konuşuyorum? Göz şöyledir, böyle diye katıratma. Bunlar şahadet aleminindir, tıbbi. Ama şu anda hepimizdeki düşün düşünmeler, hisler, duygular, latifeler bunlar batındır. Enfusidir ya bunlar zahir değil ki. Zahiri söyleyeyim. Şu çiçeğe bak, boyayan yağmur levin, zahir. Ama şimdi onu batın yapıyorum. Allah Allah. Nümele yok, model yok, mukayese yok, tak taklit yok, muacele yok. Mekan yok, madde yok, zaman yok. Bu nasıl böyle hatırına haşa geldi bu elmaya bu boya yatayım. Batın işte bu. Allah canibinden bakmanın adı batın. Beşer canibinden hayretini artırmak. Zahir, ötekisi batın. Ayet-i Kübra'nın birinci mertebesi, ikinci mertebesi de enfus. Çok şükür ya. İyi ki Cenab-ı Hak elimize böyle bir eseri vermiş ya. Ne yapacaktı ki? Düşünebiliyor musunuz? Gafur demişti. Yani mesela benim fıtratımı görüyorsunuz. Hepiniz bilin. Şimdi bunun elinde Risale-i Nur olmadığını düşün bu kafanın. Ya 4-5 yaşındayım. Annem dedi ki başkasının bir fındığını alırsan bir tane Allah seni bir kere cehenneme sokup çıkaracak. Daha çocuğuz. Dereye gitmişiz. Tarlalardan geçiyoruz. Açız. Ne yapmışız o zamandan beri bu kafa demek ki felsefe böyle hikmet çalışıyor hikmete. Diyorum ki Tevfik oradan bana Fındık al ver. Niye ben alıyorum dedi. Niye sen almıyorsun dedi. O da ala ala karnını doldurdu yani Atletinin böyle şişmiş. Annem dedi ki dedim oraya kadar kafa çalış ondan sonra şey yapamadım. Saftemiz ya. Annem dedi ki başkasının bir fındığını alırsan seni bir defa cehenneme sokacak. Onun için ben almayayım sen ver bana. Ulan ben aptal mıyım ya dedi kendi kazanını da çıkarttı boşalttı. Yani şimdi düşün bu fıtratın elinde Mesela ben ilkokul 1'e veya 2'ye, 3'e zor gidiyordum. Üçe. Kaçtaki dağın olmadığını söylüyordum anneme. Biz öyle bakınca öyle oluyor. Hani ben arkamı dönünce olmuyor dedi. O, Oğlum kimseye deme dedi ya. Benim elimden alacaklar seni delidir diye. E, Samsun'a gönderecekler dedi. Samsun diyorlardı o zaman. Samsun'a gönderecekler. Bak akıl hastanesine yapma. Ondan sonra köyde ya böyleyiz. Böyle vadi. Karşıda Ayla Arcan sonra Bugüne denen bir yerden kamyon geçiyor. Bemece. Bem -e böyle bir kamyon. İnsanlar dolu. Çarşıya gidiyorlar. Ayda bir. Anne me me ne merak ediyorum biliyor musun? dedim. Biz de sığır otlatıyoruz. Çocuğuz yani. Beş, altı, ilkokula gitmiyor. Acaba bu insanlar karşıda görüyor musun? Sen? Kamyondaki insanlar neler düşünüyor? Neler diyor? Hepsini merak ediyorum dedim bütün dedim ya her, dünyada herkesin. Bir de dedim ki hani garibime giden hiç kimse yok biliyor musun anne dedim biz öyle biliyoruz dedim. Aslında dünyada bak şu anda dağda kimse yok ya dünyada da kimse yok. Biz varız başka kimse yok. Yani şimdi bunun elinde Risale-i Nur olmadığını kabul edin. Bu fıtrat. E bu nereden çıkıyor? Burada kullanırsan böyle şeyler oluyor işte. Hiçbirisi senin değil zaten. Vayt tabi oğlum olman ismetini akılda olduğu gibi Vicdan da aklın kazanımları ile vicdandaki zihin besleniyor. Vahiye tabi olunca aklı vahi besliyor. Vicdanı da aklın kazanımlarıyla zihni besliyor. Zihin de vicdanı besliyor. Sonuç olarak aklı arttıkça vicdanı, vicdan arttıkça da akıllı oluyormuş. Yani birbirini tamamlıyor. Neye benzer? Motorcular bilir veya benim dünyamda misal olur. Arabayı çalıştırırken aküden alıyorsunuz. Sonra araba çalıştıktan sonra o boşalan aküyü tekrar şarj ediyor araba. Bu ikisinin imtizacı kadar insan huzurlu olur. Vicdan ve aklın bütünlüğü kadar insan huzurlu olur. Huzur ne demek? Hazır olanda insandaki tesiri veya hazır olanın sendeki uyandırdıkları ile. Yani Cenab-ı Hakk'ın sende uyandırdıkları ile onun adıdır. Vicdanen rahat değilsen huzurun da yoktur. Vicdan asla insanı aldatmaz. Fıtratına zıttır vicdanın aldatmak. Ötelerin dünyası vicdan. Seni orala, oralara benzetir. Seni kutsayan. Hutbe-i Şami 76'da şöyle geçiyor. İnsanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. His vicdanda fiilin iki ayağı var. Biri vicdan, diğeri ise kalp burada fiil. Mesela fiillerimizin var ya böyle namaz, oruç vs. Kaynağı akıl değildir. Akıl olsaydı hiçbir alimata yapmazdı. Çünkü doğruyu biliyor. Doğruyu bilenler yanlış yapması gösteriyor ki eylemi yapan akıl değildir. Dağdaki ninelerimiz, babaannelerimiz. Annelerinizi düşünün, babaanneleri düşünün. İlim yok. Bizim belki de binde birini bilmiyor. Ama diyesim geliyor. Geçen cumartesi dedim. Hangi gün dedim. Keşke bu bilgilerim, ilimlerim olmasaydı da babaannem 116 yaşına vefat etti. Onun itikadı ve imanım, imanı kadar imanım olsaydı. Tahrip ne kadar berbat. Ama o nispetle ilim ne acayip. Bu babanem bunun yanından geçmemiş bu ilimlerin. Hiç. Zerresini bilmez. Ama o sonucu bulmuş. Ballar balını bulmuş. Kovanım yağma olsun demiş ya. Yani onların itikadı kadar. E bir düşünün. Lütfen ben söylediğimi hayal eder misiniz? Annenize dönün. Anneniz kadar itikat ve iman sahibi miyiz? Annen kadar itikat sahibi misin? Ne kadar şüpheler, teledütler var alemimizde. <laughs> Zor hakimiz var. Bak onların şey. Bir de babaanneni düşün. Biz tuhafız, tuhaf. Biz düzgün eş arıyoruz. Üniversite mezununu alıyoruz. Yani e, diyoruz ki Evde huzur istiyoruz. Kadın para çalışıyor. Zorunlu olanlar hariç. Kadını çalıştırıyoruz. Evde çorba nasıl olacak? O da tedirgin. O da erkeklerin içinde gelmiş. O da çalışmış. O da hayatın çilesini çekmiş. Yani seni memnun edecek, rahatlatacak, evde huzur şey olacak değil ki ya. Bir sürü sıkıntı çekmiş yani. Vesaire. Bir tuhafız ya. Ahireti ciddi istiyoruz. Hiç ahirete çalışmıyoruz. Cehennemden korkuyoruz. Şehit olmak istiyoruz. Rahatça günah işliyoruz. Acayip bir şey yani böyle. Mesela en tutarsız, ben hatırlıyorum Vatan Caddesi'nin sağda Vakıf Kuraba Hastanesi'nde bir kardeşin zatürre mi ne olmuştu. Günlerce et sahnesine, bodrumuna ilaç almak için kurula girmişim o vakıf için. Hastanede mümkün değil. Her türlü akaryat taşılamayı görüyordun ama ısrar ediyordun gene onunla muayene olayım diyorsun. Şimdi derse geliyor bir hoş geldin demedin diye veya niye böyle yaptın dedin diye. Adam dershaneye uğramıyor. Tutarsızlığa bak. O dünyanın için, bu da senin ahiretin için. Şu, şu, şuna bak. Tutarsızlığımıza bak. Bir tuhafız yani. Biz bir tuhafız. Orada geçiyor. Bana böyle niye dedi? Sonra çık dışarıya. Doktor demedi mi? Çık dışarı çık çık kapıyı kapatıyorsun. Herkes sırasına girsin. Gel oraya çık dışarı. Demediler mi? Demiyorlar. Niye hala oradasın? Niye gurur meselesi yapmadın da Erdinç mesela seni şey kullanayım? Erdinç neredeydi lan geçen hafta? Ne biçim adamsın lan? Sen garantinin Abi beni nasıl dedi ya orada? La o kadar milletin içinde çık dışarıya çık dışarıya tartaklandım bile ama gene ısrar ettin. Biz böyle bir tuhafız. Biz böyle bir mahlukuz. Biz mahluk bir tuhafız. Bahane ararız birbirimizden kavga etmek için. Ama menfaat dünyeviye geldiği zaman ne izzetimiz kalır ne şerefimiz. Tataklanırız, gene ısrarcı oluruz. Şehit olmak isteriz, şerit gibi yaşarız. Ahireti isteriz, dünyayı yaşarız. çok acayip. Eşim vicdanlı, temiz. Temiz olsun ama hepimiz mektep okuduk kardeşim. Kimse kimseyi gizlemesin yani. Hepimiz o oklavadan geçtik. Mektepten liseyi bitirip de temiz mi kalır? Temiz mi kaldık yani? Vicdaniyatımız darbelendi işte dedim ya babaannem gibi imanım olsa da bu ilmim olmasa bu kadar bozulmuşuz. Ok oklamadan geçtik. Temiz bir eş istiyoruz. Bizim gibi bozulmuş süreçten istiyoruz. Tuhaf değil mi? Niçin mektup okumamış soylu soplu şeyden evlenmiyorsun? Ne oradan almıyorsun? Sonradan da kapıma çalıyorsun. Abi ne almayacağız falan. Ya o ya o. Tamussuz. Tamussuz bak. Ne oluyor? Tamus hale geldik. Kanaatsız, memnuniyetsiz, hırçın. Böyle bir tip bu çıktık tabii. Ee, i̇nsanların niçin bir şey geldi? Hütme-i 76'da insanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor. Yani fiillerin arkası diyor. Ustad 76'da kalbin ve histen çıkıyor. Buna misal veriyorum. Eğer fiilin arkasında akıl olsaydı hiçbir alimata yapmazdı. Çünkü doğruyu biliyor. Doğru bilmesine. Mesela hafızdır adam namaz kılmıyor. Hafızdır namaz kılmıyor. Var yani. Mesela ben bir yerde rastladım. Rize'de yani. Adam hafızlıkla me mezun olmuş ama nasıl olmuşsa, nasıl itilmişse, gergin, surat asık. Ee, Hasan amcası hafız bizim oğlum. O maşallah falan. Ta, öyle ta iltifat ediyorum ki gözükmemiş. Hafızların ayakları başımın üzerindedir. Çok acayip fıtri saygım ve hürmetim vardır. O ediyorum Allah aşkına şu suratı şu. Bak kafası. Benim bittim. Maşallah delikanlı. Sen aşırıda şöyle olacaksın. Hadisleri zikrediyorum. Allah aşkına bir yap lan yalandan. Yalandan lan yalandan yap ya. Sonra dedim ki delikanlı mahkeme duvarı mısın sen dedim ya. Yani hiç, hiç gülmeyi unuttun mu sen? Acayip bir şey ya. Hadi bir şu az şunu okusun diyor falan. Nereden söyledi baba der gibi. Oku oku delikan. Oku. Peki niye bunu söylüyorsun Hasan? İnsanın fiiliyatı kalbin ve isin temayülatından çıkar. Ne yapsın o baba? Baba iş yapmıyorum ki. Çocuğu da kızgı kızgın ifade etmiyorum. Bu oklavadan geçtik diye söylüyorum. Ha, Niye peki dertleri şey yapıyor? Kardeşim dikkat edelim de kendimize imtiyaz vermeyelim. Kendimizi böyle bir garip garip yerlere koymayalım. Bu dünya, tuhaf tuhaf zannetmeyelim bizi kendimizi yani. Ne kadar böyle elimizdeki nimeti bilelim de sarılalım. Bu elimizdeki nimetlerdeki derse hiçbir şeyimiz kalır. Elimizden gitmesi demek ne demek biliyor musun? İhtiyaç hissetmemek. Risale-i Nur'a ihtiyaç hissetmedik mi? Geçmiş olsun. Şerif. Amerikan polis şefi değil. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Böylelikle şu an şuraya kadar ineyim tamam. His vicdanda fiilin iki ayağı var. Bir, biri vicdan, diğeri ise kalp. Fiilde aklın, ilmin fonksiyonu başka. Fiilde aklın ve ilmin fonksiyonu başka. Yani tesir yok mu fiil? Tabii ki var. Eveli ahirini düşünür. Temayülat dedi ya fikrin kalbin hissin temayülat. Temayülat ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Ruh ise imanın nuru ile harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Bu metin yani. Benim izahım değil. Bitti bak tırnak bitti. İman ne yapar? Ruha, ruhta kalbi etkiler. Diğer yolu imanın. iman ruhun dışarı vuruyor his dişe vuruyor. Temayülat. Temayülattan da ruhun ihtisasatı ve ihtiyacatı geliyor. Yani iman bak yukarıdan aşağıya geldi. Bak iman bak neler yapıyor. Ruh etkiliyor. Ruh kalbi etkiliyor. Kalp hissi etkiliyor. His temayülatı etkiliyor. Temayülat e, ne yapar? Temayülat o meyil etme, ihtiyaç hissetme ile e, ruhta hassasiyet oluşur hassasiyet ve ihtiyaç oluşturur. Yani iman Allah'a ihtiyaç hissettirir. Hasan abi ben oradan burayı düzeltmeye çalışıyorum ama namussuz buradaki engel oluyor. Evet. Evet oluyor. Aynen öyle. Bende de öyle. Dedin ya doktora. Doktor başım ağrıyor. Ne ilacı verdi sana? Benim de, benim de ağrıyor. Benim de ağrıyor. <laughs> ha bu doktor ha bu. Benim de ağrıyor dedi. Ç çare arıyor. <laughs> ne, neye benzedi biliyor musun seni? 200 de gidiyorsun otobanda birisi takos koymuş. Bir şey beklerken he benim de ağrıyor dedi. <laughs> bende de var o. O adam bende de var. Var değil mi? Abi? Var. Ama bütün derdim şu. Oğul olma önemli değil. Sakın hakikatlere hakikatlara karşı ihtiyacın bitmesin. İhtiyaç hisset. İhtiyacını hissetme e, nispetinde o onu bırakmazsın. Mesela bir tanesi kalkıp tok iken gidip fırından ekmek almaz. Tok çünkü. Ne anlatırsan anlat. Ekmek şöyledir, böyledir. Acam açtı iki. Ya çok garibime giderdi. Tartaklanırdık hastanede. Çık dışarıya, çık gel kuru, çık. Ya bu var doktorla mı şey yapacağım ya bu kim la? Bunun başına yansına ilacı dedik mi? Demedik. E, sanki insan değilmişiz. Onurumuz yok hiç. Ama Erdinç neredesin kardeşim ya? Niye yoksun? Ne edersin? Lan o seni çıkarıyor çıkarıyor. Sen niye içeride yoksun diyor şimdi. Farkı görüyor musun? Gel buraya diyor. İçeri girmediğin için kızıyor. O içeri girdiğin için kızıyor. Burada İzzettin Şeref'in vardı orada niye yok? Bir tahlil edelim diyorum kendim. Ben ne olmuşum ya? En büyük hata, en büyük hata Ali'nindir. Demek Fiilin bir ayağı vicdan olduğundan fiil vücuda gelmeden önce yapmama diyebiliyor vicdan. Demek ki fiile gelme değil mi? Ne diyor kader neydi? Kader neydi? Hali ve vicdanidir. Ha, akıl dedi ki bunu yap, bunu de. yap. vicdan diyor ki yapma. Onun için bak kader nasıl sakin. Vicdan. Aklın aklı vicdan işte. Sanki hadiselerin arkasında kader var. Gördün mü kader? İrade-i cüzeye konuşsak kader. Kader konuşuyor irade-i cüzeye susar diyor. Yani vicdan demiyor mu ki? Yapma deme. Aklın aklı değil miydi? E peki kader neydi? İz takip edelim. Hali ve vicdanıydı. Hal neydi? Ruhsal bütünlüktü. Yani ruhun ihtisasat ve ihtiyacatına hali denilir. Hal. Haleti rühe de bu. Vicdan da böyle. Ruhla Vicdanı al, akla hükme diyor. Yani ruhla vicdan kader işte. Hali ve vicdan nedir diyor. Karpuz gibi düşünürse kaderi, bir çağ ne çıkar içinden? Hali ve vicdanı. Hal nedir? Ruhun hassasiyeti ve doktor, hassasiyeti ve ihtiyacatının bütünselliğine halet rühe denilir. Yani ruhta hassasiyet kazanmış, bunun akabinde ihtiyaç hissetmiş. Koy buraya, tayin olsun bu. Vicdaniyat da pekmez olsun karıştır. İkisinin ceminden kader çıkıyor. Ve akla diyor ki yapma. Verdiğin karardan geri dön. Ettiğin yanlışlıktan telafi et. Kazasını kıl özür dile. Bak kader böyle hakim. Kader bu ya. İns küçük alemde kader bu. Büyük alemde de arş azamla daire hayat. Kader. Büyük insanda böyle küçük. Kader bu ya olmadan ve olduktan sonra hepsini tahli ediyor. Diyor ki sana yapma. Peki hemen bir ayet hatırma Allah getirdi. Onların kaderini, kaderlerini diyor boyunlarına astık diyor. Yani kendilerini astık. Ne demek boyunlarına? Hani o hastanede şey takarlar ya veya fabrikada mühim mü mevkide olanlar kart, giriş kartı böyle ip gibi takarlar. Boyunlarına astık ya. Bu kimdir? Makamını asarlar buraya. Değil mi böyle? Ona takarsın gidersin. Açılmayan kapılar bana açılmaz sana açılır. Bu ne yaptık? Kaderi diyor boyunlarına astık diyor. Boyunlarına astık. Ne, nasıl astı boyunlarına? Ee, ha, ruhsal bütünlük, vicdani bütünlük. Çok acayip. Ve kalbe, kalbe demiyor abiler Süleyman. Kalbe atlamış kader için. Ruh ve vicdaniyat. Çünkü eğer kalp ve dima olsaydı cebir olurdu. Yapmak zorunda kal. Çünkü fiil kalbin ve isim temayülatından çıkıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz abi? Kader kazaya geçmeden önce yani dönüşmeden önce en son vicdandan... Onay alacak. Vicdan da artık evet ya da hayır. Dinledi ya da dinlemedi kaza oluyor. Evet kaza oluyor. Kaderken kazaya dönüştü. Bak küçük dünyada kaza, kaderi anlat. Kader bu kardeşim daha ileride. Bu işte daha ne şey yapıyorsun? E, Ruhdaki ruhların nesi ama ihtisasatı ve ihtiyacatının ikisinin tayin pekmez bütünlüğü ruhta ruhtaki kazanımlarla ihtisasat bu ihtisasatın getirdiği ihtiyacat ruhta var. Bu ruhtaki ihtisasat iman yapıyor iman. İman ne yapmıştı? Ezber gittik değil mi? Bak bir daha. İman ruhu etkiliyor. Çünkü kulu ruhu min emri Rabbi. Ruhumdan öfledim diyor ruh, ruhunuzu. İman ruha vurur. Ruh kalbe vurur. Kalp aşağıya hisse de vurur vicdana. Sonra bunların şeyinde temayülat çıkar. Temayülat ne demektir? Meyletmek. Meyletme. Ruhun hassasiyet kazanması. Hassasiyet kazanıyor. Başka ne yapar iman? Allah razı olsun. Allah'a ihtiyaç duyar ihtiyacatından ahirete ihtiyaç duyar. Allah'a ihtiyaç duyar. Yani ihtisasat ve ihtiyacat. Bu bunun bütünselliğine Süleyman hale rüye denilir. hale rüye koyduk mu hali? Hal bu. Vicdaniyatın bütünlüğü nedir o? Vicdan neydi? İrade, ibadetlerimizin. Sonra zihin, akıldan gelen verileri tefekkürlerle oluşan açılan mekan. His dostumuz düşmanımızı. Latife-i Rabbaniye ise kazanımlarımız, içsel kazanımlarımızı topla bütünlüğüne vicdaniyat. Ruhun bütünselliğine halet. Hali ve vicdanın bütünlüğünün bizdeki adı kader. Evet. Zaten fiil diyor ya Hasan abi. Evet. fiille çıkmışsa ama bir dakika o kaza oluyor abi diyor. Nasıl oluyor ben onu Çıkmışsa kaz artık. Fiil, fiil. Ali teşekkür ederim. Neredesin? Abiler kadere de girmiş oldu. Gördün mü? Evet. Demek fiilin bir ayağı vicdan olduğundan fiil vücuda gelmeden önce yapma diyebilme hakkına sahip. Akla diyor ki madem fiil sorumluluğu sana alacaksın ey akıl. Allah sana hesap soracak. O zaman diyor ki bende sorumluluk var diyor vicdan. Ruh diyor ki bende de var. Bak diyor, akla diyor ki yapma. O şeyinden vazgeç. Ve dikkat ederseniz illeti tame nedir? İlleti tame kaçtır? Üç tane. Söyle abim çabuk. Bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum. Lüzum. Zarret. vucub. Üç tane şey çıkmadı mı şimdi? Ne çıktı? Bir, ruh, ruhtaki ihtisasat ve hassasiyet, çemeyil. Bir, iki, vicdan. Üç, dima. İman zaten kalbe vurmuştu. Orada yapılanmıştı. Bu üçü bir araya geldiği zaman artık illeti tam olur. O kaçınılmaz olur artık. Ruh karar verdi. Vicdan da karar verdi. Akıl yapmayabilir. Çünkü sultan o artık. Ee, şimdi lüzum, vücub, zaruret, akıl, vicdan, kalp, şey ruh bir araya geldi. O artık olacaktır o. Onaylandı artık. Kader gördün. Kaderin iki ayağı var. Ama fiilin kazanın üç ayağı var. Akıl da onaylaması lazım. Akıl da onaylaması lazım. Ne yapmış? Ruhtaki hassasiyet. Demek ki kader alemimizde biraz aralandı gibi. Vicdan dimağımızı ve fiili, fiillerimizi ötelere. Bak vicdan dimağımızı ötelere. Öteleri dimağımıza taşıyandır. Çünkü vicdan berzahtır. Nedir o? Ahiret. Ahiret var ya haşir meydanı. Ahiretin kendisi değil. Zaten hesap bittikten sonra haşir meydanı kalkacak. Dünya da değil. İkisinin berza, insanı berzahtırlar diyor. E, şualarda 120 121. sayfa galiba. Ya 125 ya 121. 121 olacak. İnsani berzahtırlar diyor. Başka bir e, 15. E, şuada El i Zehra'da Allah Resulü için aleyhissalatü vesselam alemi gaybı diyor, alemi şehadete taşıdı diyor. Çok tuhaf. Alemi gaybı, alemi şehadete taşıdı. Yani dersin başında şöyle başlamıştık. Fiiliyatımız buralıyken e, ürettiğimiz yokluktan yoku var etmek, varı da yok etme sistemimiz olan tahayyül ve tasavvurda e, üretken zanlar, bilgiler, malumatlar, şüpheler, teledütler, kainatta şüphe mi var? Ama insanda var. Kainatta şirk mi var? İnsanda var. Kainatta zan mı acaba mı var? Yok insanda var. Böyle bir sistem şey yapıyor insanda yani. Çok. Yani ne demek istiyorum? E, eylemsel ve bedensel buralı iken aslında içseliyle hiç buralı değildir. Ama orayı burada nasıl yapıyor? Oralı olmayan düşünceler, tefekkürler, meyil, ihtisasatlar beni yapılandırıyor. Ben onu eyleme dönüştürüyorum. Eylemsel alemi şahadet, ama onun arkasını alemi gayb. Hakikat yani. Hakikatsız suret. Ya hakikaten ya öteleri arıyoruz. Ne arıyorsun şan bu arada? Hakikati kendini ara. Öteleri ne arıyor? Öteler de sende zaten. Bedensel ve eylem, eyleminin dışında her şey öteli ya. Buralı değil ki. Bana söyler misiniz? Düşüncenizin vücut haricisini, hacmini, kütlesini, kilosunu. Vücudu nasıl bir şeydir? Şirk var mı kainatta doktorum? Ama kafasının kafası, kafasızın kafasında var. Senin hakkında bir sürü malatlarım var ya. Hayal ederim, tefekkür ederim, ederim de ederim. Ee, bilgiler, malumatlar. Kardeşim bunlar hiçbirisi buralı değil. Bunlar bizim ya hürriyetimizi ya da fanosumuzu oluşturuyor. İlizyondayız. Bilim insanı önce demiş. Yani benim bilim insanına çok değer veriyorum. Hatta dikkat ederseniz sefi alçak insanlar sipsiyeyken Charles Darwin gibi mesela Tolstoy gibi mesela o Müslüman olmuş ama e, mesela onların dinsiz dedikleri filozoflar Müslüman'a yakın. Çünkü onların dinsiz dedikleri onların batıl dinini inkar etmiş. Biz de dinsiz deyince dinsiz demeyelim onlara. Mesela Hegel gayet dindardır. Hristiyanların dinsizidir yani. Bize gayet yakındır. Hegel çok yakın bize yani. Son filozof yani. E şimdi bakın niçin bunu söylüyorum? Adamlar Allah'ın sıfatı olan ilimle meşgul oldukları için batıl ilim dahi olsa ilimdir. Suratları beyazdır. Ama kutsi olursa pembeye dönüşür. Abi Doktor Fikret'in suratı pembe. Ali'nin pembe. Süleyman pembe yani. Be ötekiler beyaz olur. Beyaz. İlimle meşgul olsa, batıl dahi olsa. Kader mi kazaya dönüşüyor abi? Yoksa kaza mı kadere dönüşüyor? Kader kazaya dönüşür. İmkanatsa e, kaza mümkünat mıdır? kaza ne demek biliyor musun? Ne, ne yüklüyorsun bana? Ka, kaza demek olmuşa denilir. Olmuşa denilir. Bu bizim verdiğimiz mana değil. Yok biz vermiyoruz ama Hasan abi evet. şunu demek istiyorum. Şunu biz tefekkür ediyoruz Zeyf Ben burada yaptıkça orada da oluyor. Aynen. Oluyor derken aynı oluyor. Aynen. Yani hangisi önce bilmiyorum. Yani sonra bilmiyorum. Ben... Sonra baktım ki öyle bir şey yokmuş. Öncelik soralık zamana zaman şeridine bağlı olanlarda olur. Orada olacak, burada olacak. Zamanın arkasında olduğu için dehresen burada orada aynı şey. Şimdi şunu söylemek istiyorum Hasan abi. Kaza fiile dönüşmüş hali ya. Evet abi. Tamam mı? Şimdi bu oldu. E benim kaderimmiş. Veyahut da e kaderim değildi bu benim. Şöyle diyeceğiz. Kader demeyeceğiz ona kazan buymuş diyeceğiz. Heh. Kaderim demeyeceksin. Kaderin öyle olduğunu kim demedi sana? Ama kaza olmuşsa kaderin içindedir. O kaza olacağı da vardı. Ama kaderim deyince şunu kastedim. Sıyrılma mesuliyetten. Kaderin değilmiş, kaderin içindeki kazaymış. O da var. Çünkü sana kader demişti. De, kader neydi? Ruhun ve vicdanın. Hali ve vicdanın bütünsel haliyle Mesela ruhtaki ihtisasat ve temayülat, meyil. Yani bunların bütünselliğiyle ruhta meydana gelen haleti ruhiye. Vicdanın bütünselliğiyle meydana gelen vicdani hal. E, vicdanla ruhu, tayinla pekmezi karıştırdık Davut. Olan o karma karma bir sisteme kader diyoruz. Ustad diyor bunu. Hali ve vicdanidir diyor kader. Hali ruhsal. Vicdani bütünsel. Vicdanın içini de yardım. Orada teknik tek söyledim. Vicdanda ne vardı? İrade. Yaşantılarımızın bütünlerini koy tencereye. Yaşadıklarımızın yani doğru ve yanlış yaşadıklarımızın fiillerini koy tencereye. Vicdanın içinde ne vardı? Zihin. Aklı yapılanmalarla, düşünce, tefekkür, bilgi, maluma, şüphe, tereddütlerle oluşturduğumuz zihindeki mekanı. Onu da koy tencereye. His. Dostumuzu düşmanımızı Allah'a göre mi yaptık? Onu da koy tencereye. Sonra Latife-i Rabbaniye'nin içsel kazanımlarımızı, hissiyatı ve şuhut olan şeyleri, içsel feizlerimizi, feyizlerimizi, huzurlarımızı vesairemizi de koy tencere. Kaç tane koyduk? Dört tane. İradenin eylemsel hali, zihnin eylemsel hali, hissin eylemsel hali. Latife-i Rabbani, Eylemsel Ali. Hepsini karıştırdın mı Süleyman? Karıştır abi. Bu vicdaniyat. Ruhtaki, ruhtaki şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i müneze, sevk, surur, memnuniyet, iftihar ve e, lezzeti lezzet mukaddeselerin oluşturduğu temayulat ve ihtisasata genelinin adına halet. Halet-i denilir. Bu halet-i ruhiye ile bu vicdaniyatı da getir karıştır. Bunun karmasına, Tayyip Pekmez karmasına insandakin adı kaderdir. Eğer bu dima dese ki bana verdiğin önerileri kabul etmiyor evet. diyebiliyorsa hürriyet vardır. Diyemiyorsa cebir vardır ki diyebiliyor. Ha peki bunu böyle diyeceğin sistemde de var mıydı? Vardı tabii. Var olması ilgilendirmiyor. Akıl diyor ki senin sisteminde ne var ben bilmem. Ben diyor vahiden, eylemsel tecrübelerden, Örf, anane, kültür ve geleneğim de Ben seni dinlerim veya dinlemem. Böyle içsel bazen ödüm patlıyor bak. Yani birbirine karşı çıkabilecek bir dehlizin içindeyiz. Akıl bunun karşısına çıkabiliyor. Akıl vicdana, ruha kafa tutabiliyor. Kadere kafa tutabiliyor. Diyor seni dinlemem diyebiliyor. Ben de hepsine şahitim böyle. Devam ediyorum. İki, iki tane cümle kaldı. Isırmamız bitiyor. Vukua gelmeden görüp bizi çok önceden uyaran vicdan. Kalp bak olmadan. Olmadan önce geliyor diyor. Afat geliyor. Biliyor. Görüyor. Çünkü gaybın e, seyredicisidir. Gaybın penceresi kalp. Nezare seyreden vicdan. Onun için diyor ki bak geliyor. Afat geliyor. Yapma. Hissi kalbel vuku'yu hisseden vicdan mı oluyor? Evet evet. Oradaki vicdandaki his. Hissi kalbel vuku. Hepsini hissediyor. Hasan abi kalp her şey hakikati... Haritası. E, ee, kalbin içinde de her şeyin hakikati vicdanda mı? Yani evet evet. Şöyle. bunların sultanı şey kalp. Yani bir ayak vicdan. Bir ayak dima. Ustad diyor ki bu kalp belden yuşağı kalp. Bu ayağı masar hissiyatı. Masar hissiyat. Yani kalpteki hissiyat şeyde gözükür. Vicdanda gözükür. Makes da dimada gözükür. Yani şu. Allah Resulü'nün ve Selamın sıdiketi nasıl bir şeydi? Hepsini bir anda yaşasa karmaşık olur. Biz sırayla tek tek görmek istiyoruz. Tek başına ki onu kapsayalım. Adalet nasıldı Allah Resulü'nün? Yani ne bileyim bütünlük içinde ben adaleti tek göremiyorum peygamberde. Hayatı komple adalet ama ben tek istiyorum. Adalet öne çıkan bir sıfat olsa Resulullah nasıl olurdu? Hazreti Ömer gibi. Hazreti Ömer'in aynasındaki gözüken Hazreti Peygamber'in adaletidir. Zatı değildir. Hazreti Ömer'in zatı sıfatı değil. Aynasıdır peygamberin. Ben sıdikiyeti peygamberde nasıl görüyorum? Genelini göremiyorum ki. Genel beni boğabiliyor. Hayat hep sidiket. Ama ben tek öne çıkmış bir sidiket olsa ne olur? Ebu Bekir aynasında görüyor. İşte aynı bunun gibi bu da. Genel oluyor. Genel iç halemizde Muhammed oluyoruz. Muhammed'i oluyoruz. Muhammed'i meşrep oluyoruz. Ustadın tabiriyle İbrahim'i meşrep oluyoruz. Meşrep İbrahim. Hanifen Müslümen bu yani. Ama tek tek olunca konuşuyoruz işte. Dima budur diyoruz. Ebu Bekir. İşte şu şudur diyoruz. Hazreti Osman falan dediğimiz gibi. Başka? Kalbe gelen ilahi mesaj ve ilham tasavvurda ne olur? Bak kalbe gelen ilahi mesaj. Dışarı bak ilham, ilham, tasavvurda düşünceler, tahayyülde hayala dönüşüyor. Bak kalbe gelen bir ilham. İlham kalbe gelir. Şimdi o tevzi olacak. Tasavvurda şu düşünceler oluyor. Tahayyülde hayal oluyor. Akılda fikri dönüşüyor. Çok tuhaf. Et yedik, balık yedik. Öyle bir şey yok da yani Gafur. Balık yememişiz o sene de mi? Yok abi. <laughs> Acılamadılar. Tamam. Da, Mesela balık yedin. Saç oldu, kıl oldu, güç oldu vesaire ya. Şimdi kalbi ilham geldi mi? Geldi. Tasavvurda bu düşünce oldu. Tahayyülde bu. Bu tek ilham. İlamın paketine bak. Yani çek, ağacın çekirdeği gibi Tahayyülde şey hayal oldu. Akılda fikir oldu. Vicdanda his oldu. Çok acayip. Ve böylelikle ısırmamızı yaptık. Nasıl ısırmaydıysa. Şimdi 185 miydi? Bakayım. Evet vicdan dersine hoş geldiniz. 190? 191. İnanır mısınız? Belki şu anda okudum. Belki 2-3 ay ee, vicdan çalışmalarını çalışırken alem aynama düşerken o o şeyi orada seyrettiğim ve hissettiğim şeylerin cümleleri tek tek öyle bir, 10 on dakikada okundu diye en az iki üç ay bilelim diye kıymetini öyle konuşuyoruz ama öyle konuşamazsın ruh budur kader budur nasıl dersin ya kader hakkında bu kadar sari bu kadar şey alem ustam bu adam mutezili oldu, cebri oldu ya. Sen takka böyle koyuyorsun, bunu koyuyor. Elimizdeki hakikat çok güçlü de ondan. Yani bu nasıl diyebiliyorsun? Allah seni ahirette de böyle kahve dağıtan etsin seni cennette. Amin. Ali. Amin. Maşallah ya. Böyle biliniyor ya. Yani. İşaret-i 42. Ve izahı yok. Öyle dinleyelim. Kendisi izahmış. Onun için. iman Şems-i vicdanı beşere. acayip bir şey. İhsan edilen bir nur, bir şuur şuadır ki vicdanın yüzünü tamamıyla ışıklandırır. İç yüzün ha, iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır. Ve bu sayede bütün kainat ile bir ünsiyet, bir emniyet peyda olur. Mesela kabir, kainatın içinde ya. Kainatın içinde olmayan ne var? Cennet içinde. Yani hayal edin. Arşın altındaki her şey kainat. İman ne yapıyor? Kainatın yani arşın içinde olan her şeyi cennet, cehennem, kabir, berza her şeye karşı bize bir ünsiyet, bir emniyet veriyor. Bir güven veriyor bize. İmanın kazanımına bak. İmanımızın kıymetini bilmek bilmek adına bir pede olur. Her şeyle kes bir muarife eder. Her şeyle. Her şeyle tanıştırıyor. Mesela kafirin Nükker Mekir diye böyle bir problemi yok ya. Ama biz merak ediyoruz bu kardeş ne yapıyor ya? Ne yerler bunlar? N nasıl nasıl bir arkadaşlar ya? Ustadın tava arkadaşları. Gittim diyor. Ben diyor kabire gittim diyor. Yalnızdım. Soğuktu, karanlıktı, kimsesizdi. Lan ne yapacağım? İki tane arkadaş geldi diyor. Ustadımızın arkadaşı bizim de arkadaş. Yani e, burada diyor ki kes bir muharefe eder. Yani merak ederiz. iman ettirir, tanıştırır. Onlar bizi şu anda tanıyor mu? Tanıyor. Şu anda bizim nükel mekilimiz bunu duyuyor mu? Duyuyor. Azrail aleyhisselam gelecek mi? Hayır. Zaten burada. Gelmesi için orada olması lazım. Ruhumu bedende tutan Azrail'dir. Bu zaten burada. Madem diyebilir misin ki çekirdekteki olmayan bir şey daha ağaçta gözüktü. Olur mu öyle bir şey? Ha, kainat Azrail var mı? Azrail aleyhisselam var Çekirdekte de var. Bende de var. <laughs> Abi kuru şehriye, gadaviye ve akliye. Bu üçünün bütünlüğü ifratı tefriti masatıyla birlikte azayil mi yoksa ya? <laughs> Dün biraz şey bahsettik onu Biraz şeyde, şeyde. İfratı ve tefriti olursa. Olursa değil mi? Evet. İfratını işledik, tefritini de işledik. Evet. Ve insanın kalbinde öyle bir kuvve-i manevi husule gelir ki imanla. Kardeşim ya hepiniz de biz birbirimizi biliyoruz yani yatarken böyle insan veya mezara yakınımızı gömdüğümüz zaman ta kemiğimize kadar hissetmiyor muyuz oraları ama insanda bir iman hemen tutunuyor mesela ben teyzemi ben indirmiştim yani kardeşim normal değil ya yani konuşuyoruz burada da akşam odada tekken mezara indirdiğin zaman orada hemen neye tutunuyorsun kuvey maneviye getiriyor Merak etme. Burası surettir Hasan. Bu mezar. Allah Allah. Ya e hatta duada diyoruz ki Ya Rab alameti, bilinişi iki taş iken ayak ön. O da, o da hak ile eksan olmuş. Depremle, fırtınalar yok olmuş. Ve yeri belli değil. Alameti iki taş iken o da yok olmuş. Bütün ehli imanın rahmet bekleyen bütün ehli imanın ruhuna diye dua ediyoruz ya. ya. kaybolmuş. Ama ne duyguları vardı? Eşi vardı onun. Taşı bile yok olmuş, düzlenmiş. Eşi vardı, çoluk çocuğu vardı. Duyguları vardı, istekleri vardı, hayatta gayeleri vardı. Dükkanları vardı. Çalışıyordu, bir şeyler yapıyordu. Ama bir varlığına alamet iki taştı. O da yok olmuş. o da yok olmuş ya Rab. Ama In, bekleşiyor. Ya Rab bana bir rahmet yok mu? Ya. ya nasıl bir dünya ya? Nasıl em, nasıl emnet olacak ya? Her tarafı ka, kafa, kapısı kırık ya. Nazettin Hoca'nın mezarı gibi. Üç tarafını böyle demirlerle, büyük şeylerle, perdeliklerle emniyete almışlar. Bir kapısı açık. Yani Böyle her an her şey başımıza gelecek bir dünyada nasıl güvenle yaşayacaksın ya? Her an kalp krizi geçiremez misin? Her an beyin kanaması geçiremez misin? Her an ölemez misin? Bu ihtimal varken nasıl insan emniyetli olabilir? Tek bir şey var. Biz de iman ötelerde sarhoştuk. İma, i̇man ne yapar? İnsanın kalbinde öyle bir kuvve-i manevi usule gelir ki insan o kuvvet ile, iman kuvvettir, hem nurdur, her musibete her hadiseye karşı mukavemet edebilir. Madem böyle bir şey, sistem var. Bunun kalitesini, çapını, kalitesini yükseltmek gerekiyor. Ve öyle bir vusat ve genişlik verir ki bize öyle küçük mezar dünya kadar düşünme. Öyle bir sana genişlik veriyor ki düşüncede insan o vusat ile geçmiş ve gelecek zamanları üf, yutabilir. Yuttu. Bak dışarıdaydı kabir, mezar, haşir, cennet, cehennem. Dışarıdaydı kahve gibi. Korktuğum şey içimde. Korktuğum şey bende. Cennet, cehennemde insanın açılımı değil miydi? Benim gölgem değil miydi? Niye gölgenden korkuyorsun? Babamın amcasının çocuğu gibi vesvese hastasına duçar oldu. Askerden gelmiş. Üç buçuk sene mi ne yapmış askerlik? Ne olmuşsa savaşlara katılmış. Gölgesini silah attı. Aa millet gülüyor şimdi ama adam neler geçirmiş ki? akşam gelirken ayda gölgesini kendisi zannetmiş. Çekmiş silah vurmuş. Silahtan başka bir şey bilmiyor. Bitmiş kafa. Bu cennet cehennem ve dünya hadiseleri senin gölgen. Bitmiş kafa. Ha, ha gülenler mermi sıkıyor. Mermi değil gölgesine bina yapıyor. Açıkta olmasın üşümesin diye gölgesine palto giydiriyor. Gölgesine ev yapıyor. O mermi attı bari. Biz gölgeye bina yapıyoruz. Gölge değil mi dünya? E, dünyamızdaki o dünyanın içerisindeki Türkiye Türkiye içindeki İstanbul, İstanbul içindeki yedi kule onun için etrafına gölgemize duvar yaptık. Ama mermi sıkana kızıyorduk. Biz bir de utarmadan için onu garanti altına duvar çevirdik ona. Gölge değil miydi? Ya. Arkadaşlar ne dedi biliyor musun? Lütfen bir daha bir toparlanın. Bak hiç demedim dersin başından beri. İlk defa söyleyeceğim. İman, mazi ve müstakbeli içine alıyor. Kim kaldı dışarıdaki korkucam? Dışarıda bir şey göstereyim ona. Cennet cehennem istikbal değil mi? O da nerede? Unutmayasınız diye böyle yapıyorum. Maskotluk için yapmıyorum. Anlıyor musun? Sübliminal yapıyorum. Ne yaptım? Yuttum. Dışarıda kahveydi. Behçet içeride. Bitti. İstikbal değil mi cennet cehennem? Ne yaptım? İçtim. Yuttu diyor. İman yuttu. Ve keza iman şemsezeliden insan edilmiş bir nur olduğu gibi Sade tebediyeden de bir parıltıdır. tebediye cinsindendir. Yani burada iken buralı değildir. Çok tuhaf değil mi? Sade tebediyeden bir parıltı. Parıltı olsa diyetiyor ya. Ya kendisi olsa ne olacak? Güneşin parıltısı var. Ya gün güneşin kendisi olsa iman ne oldu bilmiyoruz ki. Ha, onu diyecektim. Fiildeki'nin halini biliyoruz. Evet. Mazimiz mustak. Yani imanı eylemsiz haliyle bil bakayım. Ee, bilmiyoruz ki. Çok diyoruz ki nurdur kuvvettir mazi ve mustakbel içine alır ve eylemsiz haliyle nedir mahiyet Allah'tır ya bilmiyoruz bilmiyoruz. Allah'ta şemsiz eliden gelen bir parıltıdır ama eylemsel hali işte cennet cehennemi mazi ve müstakbel içine alan geleceğin karanlıklarını nurlandıran üstünü kaldıran mazinin o bitmiş ya harabe olmuş şehir Bittim şaşamış. Ali kaç yaşındasın? 49, abi. 49. 49 sene yazık değil mi ya gitti. Ne, ne oldu? Ha yazıklıktan kurtarıyor. İman diyor ki merak etme baki bir gençlik var. İmanın kuvvetiyle mazi, imanın nuruyla istikbali kaldırıyor. Eylemsel hali bu. Eylemsizliği düşün. Şem Sezeli'den gelen bir parıltıdır. Nasıl bir şey bilmiyoruz. Zıttı olarak düşünemez İman, de, o odayı o da öyle. Da Küfür imana ismet ediyor. Zaten iman öyle bir şey ki bilinemiyor kendi başına. Ya eylemsel haliyle bileceksin ya zıttıyla bileceksin. Fende iman kuvvettir diyor ya fende enerjidir diyor yani renkoy. Enerji, elektriği göremezsin ancak eylemsel halini görürsün. Bir nur olduğu gibi saadet eden de bir parıltıdır. Sonra o parıltı ile vicdanda bulunan bütün emel ve istidatlarının tohumları ve şeceri tuğba gibi neşu nemaya başlar. Ebed memleketine doğru hareket eder gider. Vay be. Kötü bir şey söyleyebilir miyim ya? Çok konuştum ya. Hakkınızı helal edin ya. Şimdi ruhu min emri mi? Hmm, emri Rabbi. Emri Rabbi değil mi? Kulü ruhu min emri Rabbi. Yani ben ruhumdan mı üfledim diyor. Evet. Peki, peki bu ruhumdan üflüyor ama e, şemsi ezeli. İman edene. O zaman iman Hay iman edene değil, İtikad edene. İtikad edene. Çünkü öflü öflü öfürülen şeyin adı imandır. İman önce yok ki. Ha yok. ha. Bu da böyle doğru. Ya doğru. iman neydi? İman etme et, et, em, eman neydi? Doğru. Ey akıl diyor Allah. Sen benim kelam sıfatımdan gelen vahye muhatap oldun ha? Kendini doğru yapılandırdın. Aklın vahye muhatap olarak ya doğru yapılanmanın adı itikattır. Bu doğru itikatça Allah'ın verdiği cevap imandır. i̇mandır. Devam ediyorum. İsa 41. Çok defa lisan insanın tasavvuratından incelerini tabirden aciz olduğu gibi... ...kalbindeki ve vicdanındaki inceler de akla görünmez. Mesela şeyi çok seviyorum bu kalı Mestevi'deki o cümleyi tekerleme yapıyoruz ama bu aklım yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman ben bu akılla aklımı anlayamam, yapılandıramam. Bu bir. İki, bu kainat benim aklımdan da önce var olduğuna göre ben bu, ak, bu, bu, akla kainatın kününü çözemem. O zaman haddimi bilirim ve yani aklın hududu belli olur. Çünkü akıl da kendisi söylüyor diyor. E, her şey iyi edilemeyeceğini. Aklım da her şeyin aklı olmadığını söylüyor diyor. Ustat diyor bunu. Bir daha aklım da kainatın her şeyi aklı olmadığını. Çünkü akıldan önce yaratılmış. Akıl bir alettir. Aklı yapan ilim sıfatıdır. Cihazdır akıl. Termometre gibidir. Termometre, termometre yokken sıcaklık yok muydu? Basınç var iken barometre yoktu. Barometre ile mi var oldu basınç? Zaten vardı. Akıl yokken de varlık vardı. Varlığın sebebi bir sebebi mabettir. E şimdi akıl da her şeyin aklı olmadığını biliyor. Bilince ne oluyor? Haddini biliyor. Haddini bilince ne oluyor? Hududunda kalıyor. Hududundan ne yap kalınca ne oluyor? Edepli oluyor. Şimdi ne anladık buradan? İnsan tasavvuratlarındakileri lisanla her daim ifade etmekten acizdir. Aynen bunun gibi Kalbindeki ve vicdanındaki inceleri de akla görülmez. O zaman her şey aklı değildir. Akıl benim aklım almadı, almayabilir. Küçük kaba e, su bardağına okyanus girmez. Okyanus yok mudur? Babarda okyanusu sokamazsın. Badıl abi işaret edeceğiz 97'de şöyle geçiyor. <laughs> Bunu aldığıma göre çok mühim ve çok izah da var. Neredeyse bir yaprak izahı var. İman Beşerin kalbi ve vicdani için bir nurdur ve şemsi ezeli olan Cenab-ı Allah'tan gelen bir şuadır ki vicdanın melekutiyet ülkesini birden ve bir tamamiha ziyalandırıyor. İşte iman yani daha önceki bu 41 42. sayfadaki imanı Abdülmecit abi işaret icazdaki bu tarifi tercüme ederken şöyle yapmış okumuş anladığını yazmış. Badıl abi farkı ise metne sadık kalmış. Böyle metinle gitmiş. Onun için bu çok önemli şu anda okuyacağım yer. Bir de okuyorum. İman beşerin kalbi ve vicdani için bir nurdur. Ve şemsi ezeli olan Cenab-ı Allah'tan gelen bir şuadır ki vicdanın melekutiyet ülkesini birden bak ülke diyor ve bir tamamıya ziyalandırıyor. İşte iman bu nuru ile bütün kainatla bir akrabalık, bir dostluk, bir ünsiyet kuruyor ve şemsi ezelinin nurunu neşedip dağıtıyor, yayıyor. Hem iman, vicdan ile bütün eşya arasında öyle bir münasebet tesis ediyor ve kalbi öyle manevi bir kuvvet ilka ediyor ki onunla insan bütün hadiseler, musibetlere karşı direlmeye muktedir olmuş oluyor. Bir de okuyayım. Vicdan ile bütün eşya arasında öyle bir münasebet tesis ediyor ki kalbe öyle manevi bir kuvvet, manevi bir kuvvet ilka yani tohum ilka etmek demek orayı e, döllemek. İlka ediyor ki onunla insan bütün hadiseler musibetlere karşı direlmeye muktedir olmuş oluyor. Hem o iman kalbe öyle bir vusat, bir ihata Allah Allah'a bak. Hem o iman kalpte öyle bir vusat, genişlik ve ihata yükseklik. Yani okyanusta genişlik, pusat, ihata yükseklik veriyor ki e onunla mazi ve mustakbeli yutabilecek bir kuvvete sahip olmuş oluyor. Mazi ve mustakbel nedir? İstikbalin en sonuç en sonucu neresidir? Cennet cehennemdir. Darul karardır. Onu da içine alıyor. Sonra evet nasıl ki iman çok tuhaf ya. İman iman diyoruz da imanı tanımıyoruz ki. Eylemsel haliyle biliyoruz. İman nedir? Ne diyeceğiz? Allah'ın zatının nurudur. İman hem nurdur, hem nurdur, hem kuvvettir. Başka küfür değildir. Başka bilmiyoruz. İmanı imanla nasıl bileceksin? Eylemsel, eyleme dönüşmemiş haliyle nasıl bileceksin? İrade mesela. Bildiğini bilmekti. Eylemsel hali değil. Ne yaptı? Kendisini kendisine döndürdük. Yani bilgi bilgiye dönerse ilim olur ya. İlim kendisine dönerse sen olursun. Yani kendisi kendisine dönerse. Yani eylem şeyi bilginin derdi bilginin konusu kendisi olursa ne olur? İlim olur. Bir daha söylüyorum. Çok mühim. Bilginin konusu bilgi olursa, kendisi kendisinin derdi olursa, kendisi kendisini merak ederse, Kendisi kendisini çözmeye kalkarsa, kendisi kendisini yapılandırırsa, bu bilgi ilime dönüşür. İşte imanla imanı bileceğiz. Küfürle değil. İmanı nur ve kuvvetle de değil. Allah ve ahirete değil. İman kendisi kendisini kendisiyle bilmek. Bilmiyor. İmanın sureti var. Bizdeki simadır, davranıştır, oluştur, namazdır. Kanuneti bu. Başka imanın Kanuniyeti nerededir? Kanuniyeti insan kalbinde, şey, dimağında, aklında. Hakikati kalptedir, mahiyeti Allah'tadır. Her şeyin hakikati kalptedir. İmanın sureti insanın eylemsel halidir, yaşantılarımızdır. Kanuniyeti dimağımızın itikadıdır, itikattır. Hakikati ise kalptekidir, İman kalptedir, hakikati kalptedir. Mahiyeti Allah'tadır. Allah. Peki Allah nesidir? Sıfatı mıdır iman? Hayır. O da var ama. E, ee, esması mıdır? Hayır. O da var. Şunat-ı Zatiyesinden mi gelmiş? Hayır. Zatının nurudur. Mayet-i Zatiyesi. Zatının. E nasıl bileceğim ben bunu? Ne ne nedir bilmiyorum. Bilmiyoruz ki. Ama bizdedir. onunla on on şerefi almışım. Zaman, Hı -hı. Şu denmiyor ya hani işte biz işte cahilce işte öyle deriz. Öyle demeyeceksin de zaten. Şimdi Haddini bileceksin ya, demeyeceksin. Ya, cahil konuşur abi ya. Siz diyorsunuz ya at pencereye at Topları da, esmaları da Mahiyet hariç. Hepsinin toplamı. Mayet, tabii, tabii. He. Esmaları, zatı sıfat, sıbıtı sıfatları, şunatı zatı at. Ondan sonra on topla gene mahiyeti mümkün değil. on Pega, Hz. Peygamber demiş Ama aleyhissalatü vesselam. Kendini yine kendinle ancak bilirsin. O, ha? Ruh. İşte, ruh da bilmiş değiliz ki. <laughs> <laughs> i̇şte. Devam. Hem iman e, kalbe öyle bir vusat, bir ihata veriyor ki onunla mazi ve müstakbe yutabilecek bir kuvvete sahip olmuş Bu beni çok enteresan, çok alakadar ediyor. Öyle son tarihlerde. Mazi ve müstakbe ihata içine alması kimse kalmıyor ki daha. Sonra, bu kuvvet vicdan demiş oldu, oldu mu bu cümlede? Mazi ve müstakbeli yutabilecek bir kuvvet bu. Vicdan demiş oldu mu? Yani vicdan demiş. O kuvvet, vicdan mıdır? E, yutabilecek bir kuvvete sahip olmuş oluyor. Kuvvet. Olabilir yani. Kuvvet. Bilmiyorum. Biraz gideyim ben bakayım. Evet. evet nasıl ki iman şemse zeliden gelen bir şuadır. Evet. Kezalik iman hmm. saadet ebediden başka bak ikinci izah. Ha. Şemse zeliden gelen bir şuadır. Nedir şu an? Böyle bir kıvılcım yani. Bilmiyoruz. Gene iman diyor. Saadet ebediyeden yani haşre imandan gelen bir lema ve bir ışıktır ki onunla ziyasıyla bütün emellerin, arzuların, tohumları ve vicdanda tevdi edilmiş bütün istidatların çekirdekleri neşunema bularak yeşerip ebede uzanır giderler. Ben yani şey bu çok ilgimi çekiyor bununla. Hemen o hatırıma geldi. 61. sayfa var ya. Bu zerecik vücudum hadsiz vücudun aynesi. Nihatsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Ee, kendisinden daha kıymetdar, baki, mutadit vücutları meyve verecek kelime-i hikmet hükmünde olduğunu mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi vücut kadar kıymetli olduğunu İlmel yakin ile bildim diyor. Bu Yani bunu iman yapıyor. Ne dedi ya? Bak bir an yaşaması. Niye böyle 60 sene yaşayacağım? Bak bir an yaşaması. Ebedi bak baki bir vücut kadar. Baki, kıymetler oldu. Peki kendi imanla bak ne oluyor? Kendisinden daha kıymetler. Baki mutadit vücutları. Meyve verecek kelime hükmet hükmünde oldu. Başka? Bu zericik vücudum. Hadsiz vücudun aynısı. Hadsiz Allah'ın. Nihayetsiz imbisat ile ne kadar nihayetsiz? Nihayetsiz. Ne kadar büyüyor biliyor Bilmiyoruz ki. Cennet, cehennem değil yani. Her şey, kainat, şeceri, hırkatı da içine alıyor bak. Nihayetsiz imbisat ile e, hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Kazandın ne yapacaksın? Vücutları kazandın ne yapacaksın? Sonuç mudur vücutları kazanmak? Hayır. E ee, Bunun arkasına geçtin. Ya senin dediği gibi. E, geçtin bunun gayen senin kardeşim? Bütün hadsiz vücutları kazandın. Hepsini aldın. Bunun arkasına geçtin. Kazanırlarının arkasına geçiyorsun zaten. Araba aldınsa arkasındasın. Alamadınsa önündedir. O gibi. Sebebi muhatap ilahi olmak. Bir an yaşaması ne demek? <laughs> Böyle atacaksın takkeyi. Bir an yaşaması duman ediyor. Karıncalandırıyor vücudunu. Bir an yaşaması bak baki vücutları kazanmasına mesela bir an bir an şu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bir an olsun. Ama 500 sene yaşamış adam bunu diyememiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bir an yaşaması baki vücut kadar kıymetdar. Ne oluyor yaşamada yani ne, oraya, ne... Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Allah neyse onan cilvesi, cemali, nakşi vesairesi oluyorsun. Buna karşı gelebilecek bir aynadar olabilmek mi o bir an? Evet. Bir an o, o pist düşün. pist yoksa uçak iner mi? Hı. cenab bak. Hak Allah'lık hakikatının taayyum ve teşahhus etmesi için pist oluyorsun. O uçak insin ondan sonra pisti bombala bir şey değil. O uçak insin. O uçağa... Ne var uçakta? Uçak indi mi kardeşim? Uçağa... Pist uçağa benzemez. Uçakta da bir de yolcular var. Yolcuları da indir. mi yani? O uçak pist için alem şehadet lazım. Beden lazım. Pist alem şehadet. İnsan ne yaptı? Uçak insandır. İnsanın içindekiler de buralı değil. Onu getirdiler buraya. İnsan bedenle buraya uygundur ama içindekilerle hiç burayla alakası yoktur. Zaten alimlerin, ilmi kelam alimlerinin kendi e, ittifakla söyledikleri şudur. Doğru yaşanan bir hayata bedene verilen cevap cennet iken doğru yaşanan bir hayatın ruhuna verilecek cevap rüyetullah'tır. Yani bedenin karşılığıdır. Bedene verilen cevaptır cennet. Bırak isteyen istesin. Bebek bir kere nefes alması mı gerekiyor? Şey olması için? Evet. Bekaya mazar olması için. Yoksa cenaze namazı kılınmıyor. Onun için cenaze namazı kılmak da iyidir. Ama kafirin cenazesi de kılınmaz. Bazıları e, düşük olmuş, yaşamamış kabul ediliyor. Onun için beze sarın diye, beyaz beze. Cenazesi de kılınmaz, bir yere gömün. Ne? Düşük olmuş. Neyle anlatmak istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Düşük olmuşlar. Yani dünya gelmemişler. Onun için beyaz beyaz beze çapı tasar göm gitsin. Şey, Bu ama adamdı. Bilmiyorum yaşamamış kabul ediliyor. E beyaz çapı Niye? E Olur mu? O düşük o in insan olmuş. Şirket şey, şey, şarj getir. Bir sorabilir miyim abi? Çok özür Sor tabii. Niye soruyorsun? <gülüyor> Dur. <laughs> Bakır devamı en el elhamdülillah rabbil alemin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> el Fatiha. <laughs> ben de tuzağa düştüm. <laughs> Allah bu ortamı, bu muhabbetimizi... Bu merakımızı, bu aletimizi verdiği için ahireten ona hamdü senalar olsun. ya Bu kardeşlerimizi, beraberliğimizi bozmasın Ya Rabbi. Ama şüpheniz olmasın sakın. Surette olduğu, hakikatte da oluyor. Olacak değil. Orada olduğu için oluyor. Olduğu için oluyor. Sırası yok. orasının sonrası yok. Ağaçta da olmuş da sonradan çekirdekte de yazılmış değil. Kökteki çekirdeğe. Ağaç sonuç. Çekirdekte var. Biz Elestu, Elez Bezmin'de Ali, biz beraber o zamandan beri kardeştik. Elez Bezmin'de. Elestu bi Rabbikum kalu bela. İrade dedi. Dünyada ise onu onaylayan ihtiyardır. Alemi şehadete hastır ihtiyar. Alemi gayba aittir. Mazim-i irade. Elestü bir küme diyebilen kişi burada nefes almış olması gerekiyor mu? Yani zaten alacağı için diyebilmiştir, diyebildiği için nefes alacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Evet nasıl ki iman Şemsezeli'den gelen bir şuadır. Şualar, lemalar, mektubat niye denmiş diye. Ee, Fatih dedi ki külliyatta yani izah nedir yani bu şualar niye denmiş? Lemalar niye denmiş? Ee, denmiş. Bir Evet niye risale demiş? Bazı kitaplara niye şuala, şu bir kitaba şualar denmiş. Bir yerde lemalar denmiş. Bunun cevabını da buldum diyor. Nasıl ki iman Şemsezeli'den gelen bir şuadır. Şemsezeli'den gelen Mevzuların işlendiği kitabın adı Şualar. Kezalik iman saadeti ebediyeden yani şey imandan gelen bir lemadır. <laughs> Lemalar da ahiretten e, ahireti tanımlayan bir kitaptır. Ve bir ışıktır ki onun ziyası ile bütün emellerin, arzuların tohumları ve vicdanda tevdi edilmiş. Bak vicdanda kodlanmış, yazılmış bütün istidatların çekirdekleri neşinema bularak neyle? ile? i gelen ima şua ile, saadet ebediyeden gelen lemalar ile vicdanda tevdi edilen istidat çekirdeklerini neşinema bularak yeşerip ebede uzanır giderler. Ve o halde insandaki istidat çekirdeği ise Tuğba ağacı gibi bir şecerenin tohumuna İnkılap ile yeşerip dallanarak ebede uzanabiliyor. Metin bitti abiler. Badılı işaret 97 mekanı cennet olsun. İman. Şimdi sırayla gidiyoruz. İman kaptedir ama vicdanı nurlandırır. Yani e, mertebeleri bu var ya alimler arasında kura mahluktur değil diyor. bu diyor bu sayfa var diyor. Nasıl mahluk değildir? Yani veya risale burada böyle denilmiş burada. İşte... Bilal Hoca güzel şey yaptı geçen çarşamba değil önceki hafta. Dedi ki Bilal Hoca icazet veren, Arapça icazet veren bir Arapça ders hocasıdır. Dedi ki alimler arasındaki ihtilaflı bu ihtilafı bu formu çözüyor. Her şeyin sureti var, kanuneti var, hakikati var, mahiyeti var. Bak yani iman diyor vicdanı nurlandırır. Bak sana im iman vicdana gelmiş siz akılda diyorsunuz vesaire kalpte diyorsunuz. Ha demek ki İman kapte ama vicdanı nurlandırır. Vicdanı nurlandıran iman vicdanın melekutiyet melekutiyet ülkesini bir tamamıya ziyalandırırmış. Melekutu alemler var ya, melekutu alemler. Onu bir tamamıya ne yapıyor? Ziyalandırıyormuş. İman o zaman ne getiriyor bize? Vicdan inkişaf ettikçe orası net olur. Orası net olmanın adı da vicdanın etmiş demektir. A eşittir B ise B eşittir A'dır sırınca. İmanın nuruyla nurlanan vicdanda bütün kainatta bir akrabalık, bir dostluk, bir ünsiyet kurdurur. Yani bütün kainat, kainat deyince dünya değil ha. Ta arştan aşağı cennet cehennem, ölüm ölüm hep böyle bir vazifedar. Yani esmaların hakikat boyutları olduğunu bilmemiz lazım. Yaşlanmak, gün geçmesi aynı şeydir diyor. Uykuyla kalkmamız, ölümle dirilmemiz aynı şey. Ölüm yok ki. Küllü nefsin zayikatı. Nefse bile ölüm yok ya. Dün sordular. Tadına bakacak. E kim bakacak onu da? Ruh değil ha. Küllü ruhun demiyor. Yani aynı memlekette zakikat boyutu var ya. Aynı yerdeyiz ya. Bu havada ne, neler var ya? Sesler, suretler, dalga boyları bir sürü. İnsan bu ülkede 18 bin alem var. Birbirini kapatmıyor bir elmada renk bir alem, koku bir alem, tat bir alem, lezzet bir alem. Birbirini kapatıyor mu? Koku rengi kapatıyor mu? E ya? Birbirini kapatıyor mu yani renkle tat? Böyle işte ya. Bak renkle tat, koku, sanat, enerji neleri var ya? Yani yaktığın zaman enerji çıkar. Bak birbirini kapatmıyor. Böyle yani iman. Allah'ın esmaları elmada nasılsa İman da bu, böyle işte. Esmaların bir kısmı cil ve cemal nakı sanat olur. Sanat olur, renk olur, suret olur, tat olur, şekil olur. Ya cevap olur, enerji boyutu olur. Olur da olur. Ha, esmalar nasıl elmada böyle kendisini gösterir ama gö göstermez. Bakana bakana. Bakana gözükür elma. Aynı o şekilde de esmalar elmada nasılsa, nasılsa Allah'ın şunatı ve sıfatları da ruhumuza böyledir. Birbirini kapatmıyor. Yani şaka gibi geliyor ama ya kardeşim şu anda rahatız da biraz vehim almıyor. Ölüm sekeratı uyandırmadan diyor bak. Ölüm sekeratlar var ya bazen çok yakın hissediyoruz. Bazen bütün çıplaklığıyla ölüm diyor e, ben de uyandı diyor ustad. Le 17. lemada. Bütün çıplaklık çıplaklığıyla meftim, ölümü gördüm diyor. Ölümü görmüş. Yani o zaman o kadar lazım olacak ki bu dersler. Ama hatırlar mıyım? Bu ruhsa, ruhsal olduğu için aklı olmadığından sıralama yoktur. O anda hepsi peş peşe bir anda oluyor zaten. Şem sezelinin nurunu kalp hem dima hem vicdana neşrediyor. Nurlanan yani şey anlatmaya çalıştım. İman ruha vurduğu zaman ruhta şöyle latife. Kalpte iman. Vicdanda his akılda fikir, bedende fiil, kelam, sima, eylemsel hal. Hepsi imanın dışa vuruşu. Aynı, anda. Hepsi... Aynı oluyor. Aynı. Sırası yok. Nurlanan vicdanla da bütün eşya arasında bir münasebet tesis ediyor. O iman kalbe çok kuvvetli manevi kuvveti ilka ediyor. Yani bir dünya oluşuyor yani kısacası. Yani hadisatı ı dünyeviyeden böyle tazikinden diyor. Hadisatı ı tazikinden kurtulmak için İmanın oluşturduğu bir dünya var Ali. O düşündüğümüz dünya değil de imanın oluşturduğu bir dünya var. Seni içine alıyor. Yani limanda bulunan gemi dışa okyanus kudursa bile hiç ilgisini çekmiyor. İman bir dünya yapıyor. Dünya içinde dünya yapıyor. Yani biz zaten bu dünya içinde bütün insanlara göre hususi bir dünyamız var. Bir de hususi dünyamıza iman başka bir dünya veriyor. Erdinç'in misalindeki gibi bilgisayarın, bilgisayarın içinde, içinde <laughs> Bilgisayarın içinde... Bilgisayar. Bilgisayar. Bak şimdi. Onun programı... Şaka demiyorum bak abiler. Şu bilgisayar var mı adamın elinde, önünde, ekran? Behçet'i bilgisayarca. Tamam. Bununla o Tenvivama, Iceberg bir şeyle girdi. Benim bilgisayar girdi mi? Onun bilgisayar burada gözüküyor mu? Bilgisayar içinde bilgisayar. Bu o bilgisayarla, içindeki ikinci bilgisayarla başka bir bilgisayara giriyor. Oradan seçiyor, programları indiriyor, alıyor bu ikinci bilgisayara getiriyor. Üçüncü bilgisayardan. Gitse de gider. Sonsuz gider. Gider de gider. Merak ettim acaba bu da olur mu? Şöyle bir şey olur mu? Size soruyorum. Şimdi benim bilgisayarda sana bağlayayım. Tamam. Ama ben de birisine bağlı olsam. Görür değil mi o da? Bağ çok acayime gitti şimdi. Şimdi benim bilgisayarla doktorla konuşuyoruz. Girdik. Senin bilgisayarın mende. ben de. Ben de Erdinç işte dedim benim bilgisayara girer misin? O da girdi. Görürsün değil mi o da girdi? Vay, istediğim kadar giriyorsun demiş. Senin verdiğin yetkiyle o da sana yetki verdiği için onun üzerinde de işlem yaparım. Yapabilirsin. Bak şimdi, sen de bir bilgisayar girse, bu acayip bir şey oldu ya. Ama hangisi esas? Hepsi esas, hiçbiri esas değil. Evet. Görüyor musun ya? Nerede oldu şimdi Neredeyiz? Her yerdeyiz, hiçbir yerde değiliz. Her şey her yerde. Her bilgisayarın ekranı her yerde. Allah Allah. Yazmışsınız abi ya bak vicdanda bütün kainatla bir ahbaplık, bir dostluk, bir ünsiyet kurdurur. Ya vicdanla Vicdanda. Yani vicdanda iman gelince nasıl anlarız dedik. Soru sordum Mehmet'ine. Vicdana iman şey vicdana iman girerse bütün kainata bir dostluk olur. Ahbap ne haber? Ahbap. Aynen. Ha? birbirine bağlı. Birbirine Mesela teyzemin yakında öldüğü için indirdim koydum. Ya ya Rabbi ya Arma gidiyor ya. Ondan sonra. Yani bu, buraya şerefli insan buraya niye girdi ya? Mesela şerefin devam ettirmek için zaten orada alamet koymuş. Nesiller unutmasın şerefli olsun diye. Sığır öyle mi? Gömüyoruz mide yiyoruz kaybolup gidiyor. Ya tuvalet oluyor bilmiyorum. Yani orada bir alameti bırakmış böyle. Dedi ya bu kılıf ya. O garipti yani. O, onları bir yazdım böyle. Bu vicdan ve kalbe insan, bu kalbe ve vicdana insan bütün hadiselere, musibetlere, direnmeye müktedir bir güç görüyor. Hemen diyor hadiseler olunca vicdanıma girdim diyor. Kardeşim bir şey olunca insan çok kaçar ya anne baba diye eve. Hadise olunca. Bir şey olunca parasına sığınır ya. Bir şey olunca evine sığınır ya fırtına, yağmur düşünce hemen arabaya yetişiyoruz ya. Arabaya gideyim, yağmur mı, ister miyim? Tamam. Bir şey olduğu zaman insan kalbine ve ruhuna giriyor. İçeriye giriyor. Nereye giriyor? İman bir dünya. Bilgisayar o misali verdim onun için. Bir sana dünya oluşturuyor dünya. Oraya giriyorsun. O dünyada ne var? Ne ahiret var, ne cennet var, ne cehennem var. Başka bir dünya. Başka bir dünya. İman ya. Sa İman neydi? Şems-i ezeli'den bir şua, saadet ebediyeden bir lema. Şualar Allah'ın zatından, lemalar ahiretten bahsediyor. Bu, bu dünya oluşturuyor ya. İmanımızın kıymetini bilme. Dünya dünyadayken iştevi ama dünyalı değil iman. bir dünyada, dünyada iştevi var. icraat yapıyor ama buralı değil. Allah da böyle. Allah da alemi şahadette de var ama Allah buralı değil. Güneş de dünyada mı? Dünyalı değil. Allah nereli? Yok mu her yerde? Burada yok mu? Arnavut köylü o zaman. Haşa. Yani taahhülü küfür küfür değil. İman da acayip bir şey ya. Abiler, herkesin umumi dünyası içinde hususi dünyamız var. Hususi dünyamız içinde de hususi bir dünya var. Ne o bilgisayar içinde bilgisayar bilgisayar gibi iman. Çok tuhaf ya. Çocuk zora kalınca insan ne yap şey çocuk zora kalınca yapar? Evine, anne babaya sanır Yağmurda giderken Behçet arabaya koştu. Ne yapıyorsun? Ya yağmur yakan arabaya bir gireyim. Ya, Hadiselerin tazikatı gelince hastalık, musibet, ölüm gibi şeyler, vehim ve zanlar gelince hemen giriyoruz oraya. Hemen acayip. Vay be. Mesela buna ait herkes yaşamıştır. Ölümün böyle artık bitti. Tamam buraya kadardı. O anda önünüze çıkan bir cadde yok mu? Buraya kadar dediğin anda bir bakıyorsun ki mer her şey buraya kadar iken her şey bu bu şeyin başlangıcı kadarmış esas başlama şimdi başlıyoruz ölüm aslında haydi bakalım haber yeni başlamaktır e yaşadıklarımız da mer noktaymış ölümle ahirete büyük harfle devam ediyoruz yazıya ya yeni başlamaktır yeni yeni Benim Benden önce e, gidersen herhalde zaten öyle olacak. Benim ama biraz indiremem ya. Niye? Şey gelir ya. Etkilenirim. Ya. E, duygulanırım. Onu diğer şeyi söyleyeyim. Çünkü sizden önce gitmem lazım. Çünkü etkilenirim ha. Yani en yakınım da olsa o kadar etkilenmem ama dava arkadaşlarıma ağır şey geliyor böyle. Elim ayağım tutmuyor. Şeyde hakikaten Ceyran git ayağımda tutmuyor. Mesela bir, dünkü cumartesi dersi değil önceki cumartesi dersi bir saat olmuştu. Onda orada bir üç beş saniye her şey bitti bende. Her şey itimat edin. Ne kafa ne vücut ne dizimde hiçbir şey Her şey yok oldu. Ben de o anda ben nasıl düşmedim ben anlamadım. Ama çok kısa bir zamanda sonra şöyle düşündüm. Bize hoca uçağı anlatırken mesela ee, rüzgar böyle eserken bir de böyle eserken burada bir değişik bir anafor olur. Yani havanın inceliği bununla, bununla farklı burada bir incelik olur. Çok ince. Boşluk der halk arasında. Bu boşluk değil. Havanın incelleşmesiyle olur. Buradan geçerken boşluğa düştü derler. Oysa daha ince. Peki nasıl kurtulur? Ee, motor orada itmez. Motor orada seni götürmez. Peki bu boşlukla nasıl geçiyor? O hızdan atlıyormuş oraya. Bu hızdan atlıyor yani buradan hızla gitti ya 800 kilometre. Bu boşta düşünce buradan böyle gidiyor. O hızda yoksa motor orada işlev yapmıyor. Aynı onun gibi vefatı da ben o boşluk gibi. Yani boşluk değil ama ne bu havaya benziyor ne bu havaya benziyor. Bu böyle oluyor. Daha çok dağlardan ovalara, ovalardan dağlara, karadan denize, denizden kavaya. Geçerken uçak olur bu. Böyle eserken bu da böyle esiyor. Burada bir anafor, değişik bir ava şey oluyor. Bu boşluk denilen şey de böyle oluyor. Yani sanki burası dünya, burası ahiret aynı şey ama bu böyle dönüşüm için böyle bir anafor olmuş. Boşlukta yok da, boşluk gibi. O hızla gidiyorsun. O hızla nedir? Derste mesela. Allah hepimize derste nasip etsin. Ya Rabbi ya da namazda nasip et ama gönlüm derste istiyor. Evvela derste gitmek ister. Evet, ikinci rekatta gitti. Rekatları tanımlamıştım hatırlatın. Birinci rekattım et, ikinci rekat ne demek? Onu nur dersinde sesli kayıttı var. İkinci rekatta niye gitti? Adam neredeydi? Makamı da belli oldu. Bu iman biraz fazla şey yapıyoruz zannediyoruz ama oysa bir şeyin etrafını çeviriyoruz. Az bile konuşuyoruz. İman, iman nedir ki? İman kalbe öyle bir vusat, ihata veriyor ki ne yapar? Vusat ile mazi, ihata ile mustakbeli yutuyor. Yutabilecek bir kuvvete sahip olmuş oluyor. Allah Allah. İmana bak. Ama işte bir burada abiler kendisi buralı değil. Kendisi burada değil. İşlevle burada. Buna ait risale bir cümle vardı yani. Ee, nasıl diyordu? Ee, İştevi ile burada. Yani fiiliyatı ile burada. Kendisi burada değil. Böyle bir şey var. İman insanı mazi ve müstakbelin, müstakbelinin arkasına taşır. İman insanı mazi ve müstakbelin arkasına taşır. Ve Zat-ı Zülcelal'e muhatap yapar. Yani mazi neydi? Yaratılışımız serüveni. İstikban nedir? Gid gidecek olduğumuz kainat. Mazimiz şeceri hilkat, istikbalimiz kainat. Peki iman ne yapar? İkisinden de çıkartıyor. Ne mazi kaldı ne mustakbel. Muhatabi ilahi. Ma tabi ilahi zannediliyor ki şöyle ha. Sen ben o. Öyle değil yani. Ne demek muhatabi ilahi? Ortada benim kaldı, kalktığım an demek. Secde anı ne demek? Niye Rabbine en yakın olduğu andır secde? İnsanın ortadan kalktığı yerdir. O var olduğu yerdir. O var olduğu için ben kalkmışım. Ben kalktığım için o var oldu. Yani ademinde vücut, vücudunda ademinde bilmektir. İnsan, iman şems gelen şuadır. İman sade ebediyeden gelen lemadır. Bunların ziyası ile iki şua ve lemayı bunların cemiyle, ile ziyası ile insan bütün emellerini, arzularını, tohumları ne neşunema buluyor hem iman vicdanda tevdi edilmiş bütün istidatların çekirdekleri ne şu nema bularak yeşirip ebede uz uzanıp giderler. Vicdandaki istidatlar yeşerince tuba ağacı gibi bir şecerenin tohumunu inkılab ile yani ahirette ahirete gitmeyeceğiz. Bir daha ahirette ahirete gitmeyeceğiz. Cennete cennete girmeyeceğiz. Fethulü fi ibadi ve thulü cenneti gir cennete. Yani burada giriyoruz. Nesine? Saadet ebediyenin suretine. Burası saadeti ebediyenin suretidir. Bu alemi şadet, alemi gaybin üzerine teteni perdedir. Kanuniyeti nedir ahiretin? İnsandaki içsel alemidir. Hakikati nedir? Cennetin kendisidir. Mayeti nedir? Allah'ın esma ve sıfatları. Bu konuşuluyor ya. Sanki başkası hakkında konuşuyoruz ha. Yok yok. Hayır. Bana 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 geliyor. Sanki bir, bir yeri tanımlamaya çalışıyorum. Oysa bendekinin üstünü açmaya çalışıyor. Yani ahireti orayı anlatıyor sanki. Bilinenle bilinmeyeni. Tevhide getiriyorlar. Evet, evet. Yani sanki bir <laughs> başka bir şeyden bahsediyoruz ya. Yani iman oraya koyduk da onu konuşuyoruz. Ben benden bahsediyorum. Ben bende seyahat ediyorum böylelikle. Biz bizdeydik. Allah Allah. Yani burada büyük zatların hiç cennet istediğini gördünüz mü ya? Adem Aleyhisselam cennet istemiş mi biliyor musunuz? Ya Rab geldiğim yere beni koy demedi ki. Çok tuhaf değil mi? Ya Rab geldiğim yere beni götür demedi. Ya Rab bendeki numinelerin hakikati ve mahiyetine muhatap et. Çok acayip ya. Cennetin gelen cenneti istemedi. Başkasından bahsediyorum zannediyorum. Öyle gibi bir tuhaf bana hal geldi ya. Böyle birilerinde bir şey mi var ki bana sırayet etti? Arkadaşlar vazgeçin o bir, bir yerlerden bahsetmiyoruz. Kendimizden bahsediyoruz. Kimle? Kendimiz. Kendimiz kendimizden bahsediyoruz. Seyahat ediyoruz. Konuştukça Erdinç, kendimizden destur, izin istiyoruz girmeye. Seyahat etmeye müsaade et diyoruz. Kendimiz kendimize. Seyahat etmeye müsaade, pasaport, vize istiyoruz. Kendimiz kendimize girmeye, kendimiz kendimizi fethetmeye, kendimiz kendimizi yapılandırmaya... Kendim kendim olmaya, ben ben olmaya izin istiyorum derslerle. Vicdandaki istidatlar yeşerince ne olacak? Sana hususi hiç kimse görmüyor benim dünyamı. Bir tuba cenneti olmuş. İnkılap edip yeşermiş. Dallanarak ebedi uzanıp ta dünyada iken sahibini cennete koyuyor. Öyle diyor. Dünyada iken diyor iman sahibini var ya böyle hacer Esved'e kafasını koyuyor. Sa, iman alıyor buradan ruhu ama buradan da bırakmıyor. Ya kopartmıyor. Hem ruh, ruh, burada hem o imbisat özelliği var ya. İman vicdanımızı, kalbimizi, ruhumuzu alıyor. Nereye koyuyormuş? Ta sahibini dünyadayken cennetin içine koyuyor. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri bunlardan birisi ki e, demiş ki avamın beklediği cenneti havas dünyada yaşardı. Vicdan İman derecesine göre insana muaccel cennete sokar. Peşin. Şimdi bitireyim. Vicdanın melekütiyet ülkesi var. Bir de meleküt ülkesi var. Melekütiyet. Vicdanın mülkü cennet. Melekütiyeti O bu haleti yaşatıyor da. İman kalbe vicdan, vicdan için bak. iman kalp ve vicdan için bir nurdur başka şeyleri çalıştırmaz. Bu sistemleri çalıştırır iman. İman nur ve kuvvettir. Bunları çalıştırıyor. Mesela mazotlu arabaya benzin koysan çalışmıyor. E, Harici de bir şey de kalmadı abi. Evet. Şey ne, ne ha şu bulur. Ne, 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 ne. Ha burada vicdan saadeti ebediye ile kalp ise Burası çok önemli bir atlamışım. Bak şuraya bak göstermiyor ya adam. Vicdan saadeti ebediyle kalp ise şemsi i ezeliyle beslenir neşime bulur. Bu çok acayip bir şeydi. O nazm ı Mani'den bu metinden çıktı bu. Vicdan ebedi saadetle yapılanır. Kalp ise şems-i ezeliyle. Allah Allah. Vicdan bir mülk. Diğeri melekut tarafları var. İman melekut cihetini nurlandırır. E, Allah'a iman, vicdanı melekutiyeti, ahireti iman, vicdanı mülk tarafı. Kendisi de nasıl bir şeyse ben de anlamadım. Merak ediyorum böyle bakarken oraya acaba bir gün önüme gelir bir gün böyle kendisini kendisini kendisi bana kendisini kendisini kendisine müsaade eder mi diye merak ediyorum hep merakla bekliyorum. Ben ben de kayboldum. Bak ben ben de kayboldum beni bulan beni bulan bana haber versin. Ben benden kayboldum. Kalp ve vicdan Allah'ın bu nurunu iman Allah'ın bu nurunu yani iman alıyor ve diğer hislere, duygulara ve latifelere neşedip dağıtıyor, yayıyor. Yani bunun bir özelliği de var vicdan. Kendi zatına bırakmıyor vicdan aldığı o iman nurlayı nurlanıyor. Kendi tabanına, içsel yapısına hepsini dağıtıyor. İradeye şunu veriyor. Zihne şunu veriyor. Hisse bunu veriyor. Latife-i Rabbaniye bunu veriyor. Kalp ne yapıyor? latife insaniye dağıtıyor. Hem kalbe hem vicdana kuvvet veriyor iman. Bu kuvvetle insan bütün hadiselere, musibetlere karşı direnmeye müktedir oluyor. Hem öyle bir vusat, genişlik, bir ihata veriyor ki iman insana, vicdana ve kalbe onunla mazi ve müstakbeli yutabilecek bir kuvvete sahip olmuş oluyor. Ahirete iman etmeyle de gelen lemadır. Bak ahirete iman edince vicdana gelen lema denilir. Orayı ne demek lema? Orayı tanımlayan, orayı buraya taşıyan bir parıltı demektir. Orayı tanımlayan oranın buradaki ifadesidir. Lema. Vicdan bunu yazarsın sen. Lemalar ne demek? Şualar ne demek? Vicdanda tevdi edilen istidat çekirdekleri iman nuruyla ne şünne ma bulur. Haşe imanla ebede uzanır insan. Ebed hazıranda var olur. Aynı vicdanda hem mülk hem de melekut ülkesi var. İki de bitti bunu tekrar ediyor burada. Bütün eşya zihinde vicdana iman girince zihindeki tüm eşyalar arasına münasebet tesis eder. Şimdi vicdan düşünün içerisinde dört yapı var sistem. E, irade, zihin, his, latife, rabane. E, zihin neydi? Mekansız mekan. Tefekkürle, imanla vesaire, ubudiyetle vicdandaki örf, anane, kültür, gelenekle vicdanda mekan açılıyor. Vicdan, mekan şey, vicdandaki zihin. Zihinde mekan açmaktır. Tefekkür, vicdandaki zihinde mekan açmaktır. Öyle uçtu gitti, tefekkür etti, kayboldu, düşündük. Öyle gitti yok. Şu sayfayı okuyayım. Bir parça var. Keseyim. Söyle. İstidatlar, ha, abim. istidatlar vicdana ekilmiş. Hı -hı. İstidatlar vicdana da ekilmiş. Vicdana da ekilmiş. Kapte de var. Latife insaniye var orada. Yazılım yani. Uyandırdığına kabilet deniliyor. Kabil oldun mesela nehir akıyor istidat. O nehirden kazanla aldın, maşapayla aldın, bardakla aldın kap. Kap, Kabilet. Mazar olduğun kadar alırsın. Aldığına denilir zaten. Ve merak etme bu dersleri dinleyen birisi dinlesi var ya. İki şey der. <laughs> Bunlar manyak ya. Bunlar ne konuşuyor? Bir de, bir de der ki yani bir şey bu ne ya? Ne, ne, diyorlar? Buralı mıdır? Bunlar buralı mı? Yani beraber öyle diyeceklermiş ahirette bu rivayet var. Yani bunlar da bizim gibi dünyadan mı geldiler diyecekler. Onlara gösterecekler. Ya Rab onlara niye ikram ettin de bize etmedin diye. O gafil Müslümanlara gösterince. Bak bunlar böyle. Ya Rab onlar da mı dünyadan geldi? Onlar yaşıyor muydu ya bizim içimizde? Komşusunu bilmiyor. Benimki adam aynı dersten sonra burayı. Dövmeli küpeli. Bak dövmeli. dövmeli. Kaçmış herkese. Haldeydi yani. Evet. Dün derste garip garip insanlar vardı. Tamam. <laughs> <laughs> yani bunlar buralı mı? Aynen o haldeydi. Evet. Yani ya Rab bizim yaşadığımız ay evet sizin yaşadığınız dünyada bak komşunuzdu. O zaman diyeceklermiş ki değil olsun bize. O zaman diyeceklermiş. Tam vicdaniyatla söyleyecekler. Yani bu yaşadığın şeyi, gafur. Senin yaşadığın bir kısmı. Senin hissettiğini zaten ehli dünya demiyorum. Müslümanların hayaline gelmiyor. Hayal hayal. Ne hangi standı bahsediyorum? Şu ders var ya enfusi ders. Şu enfusi ders benim nurcularımın ekserisi avam olduğu için, nurun avam olduğu için, toplumun alimidir ama nurun avam olduğu için bilmez. Aynı kanunu uygulayalım. Ustad 13. mektup muydu %80-20? 13. mektupta diyor ki, bak bu çalıştı bu Müslümanların yüzde neymiş sen söyle? Avam, taklit. Yüzde yirmisi Müslümanlar tahkik eğilmiş. Tamam abiler. O yüzde yirmi tahkiki alıyoruz. Yani yüzde yüz Müslüman. Yüzde seksen halk, yüzde nurcu olsa. O nurcuların yüzde yirmisi, Müslümanların yüzde yirmisi. Yüzde %20 yirminin de yüzde sekseni, içerisindeki yüzde seksen de onlar da avam. Hakkı biliyor ama çıkamıyor. Bataklıkta boğuşuyor. O %20'nin de %20'si ancak istikametli ve doğru yolu bulmuş. O zaman ne yapıyor? %80, %20 birinci katı. İlk, i̇kincisinde ise %20'nin %80'i 2 kere 8, 16. %20'nin 16'sı havasın avamıdır. Kaldı 4. %20'nin de %20'si 2 kere 2, 4. Havasın havası o. Onlar... Hani anlıyor musunuz? Şöyle düşün. insanlık dünyasını beşte dört iman etmedi. Aynı kanun uygulayalım. Peygamber aleyhisselatü vesselamın hepsi ümmetidir. Ümmet iki ayrılır. İlmi kelam. Hiçbir ismenin değil. Ümmetidir. Ümmeti dave, ümmeti icabe. İcabet eden ümmetiz. Onlar hala davet olunmuş insanlarmış. iman etmeyenler. Beşte dördü iman etmedi. Beşte biri iman etti. Beşte biri Müslümanların içerisinde, beşte birinin de beşte biri mücedidi tanıyacak. Yani yüzde sekseni mücedidi tanımayacak. Yüzde yirmi mücedidi tanıyacak ama müce, mücedidi tanıyanların da yüzde sekseni o mücedidlik içinde avam olacak. Onların avamı olacak. Kim bunlar? Taklitçidirler bildikleri zannettikleri dünyayı esas zannedip oradan çıkmak istemezler. Ötleri patlarlar sanki atomdan elektron çıkması gibi. O alıştıkları o küçük dünyayı, küçük nurculuğu, küçük İslamiyet'i büyük zannetmek. Belki de şu anda ben zannettiğim gibi. Ben şu anda küçük nurculuğumu büyük zannediyorum ya. San i̇nanarak söylüyorum. Vallahi ya inanarak söylüyorum. Acaba ben bu muyum? Ben mi aldanmışım? Hakikaten soruyorum da ben hayvan değilim ya bazen de soruyorum. Yani bu kadar şeyler şey yapıyorsun böyle şekil mekil. Olan Gafur'un dediği gibi. Vallahi yanlışsa hepimiz battık dedi. <gülüyor> <gülüyor> Battım dedi. Battık demedi. Dedim öyle bir şey yok dedim. Bu İslam'da bir kasa şeftali aldın. Toptancı. İçinde iki tane çürük çıktı. Toptancıya demezsin bunu geri al. Toplancı der ki İslam akitine göre ya hepsini geriye verme hakkına sahipsin ya vermeyeceksin. O zaman batarsak hep beraber battık. çıkarsak hep beraber çıktık. Şu soruyu sordum kısacası. Acaba ben de merak ediyorum. Zarar mı ediyorum? Zarar mı veriyorum? Perde mi oluyorum? Perde mi oluyorum? Perde iki mana geliyor. Örten mi? Perdede film ortaya çıkıyor ya. Acaba orada mı çıkıyor? Sordum cevap şu. Eğer bu dersleri dinleyen Külliyata Allah Allah. Daha ünsiyet, ülfeti kırılıyorsa, daha ihtiyaç hissediyorsa, daha külliyatı merak ediyorsa, bunlardan öteye külliyata muhatap olamamanın acısını çekiyorsa, ya bir anlayamadık şunu ya, vay be. Kena, okuduk, kay, kaldır koy, kenara koy değil. Ya biz bunun neresindeymiş ya diyebiliyorsa perde olmamışız. Perde olmuşuz. Perde olmamışız. Perde olmuş. Eğer bunlar esas olmuş, sonuç olmuş, külliyata ihtiyaç duymuyorsa perde olmuşuz. Ama kendi hayatımda ilkokul çocukları gibi polis ilfan söyledi. Belki de buradadır şimdi. Diyor ki, aa orada isi söylesin. Geçen işte kaç hafta, birkaç hafta önce odama girdi. Yani kapı çıktı girdi. Ben de çalışıyorum. Ya ilkokul çocukları var ya diyor. Böyle yan çizer, düz çizer. İlkokul çocukları gibi hala külliyatı çalışıyorsun dedi. Ben bu yaşta artık bir araba altınıza isterim. Benim araba. Hizmet çok da makul sebebim var. Hadi şurası benim, şurası orası benim gezerim. Ve hizmet de olur. Niye oturup ilkokul çocuklar gibi çalışıyoruz? Beraber mutala ediyoruz. Niye geldiniz? Ha, bunlar kendimizi merak ediyoruz. Bu nasıl bir perde ya? Bu nasıl bir zarar? Yani vicdanı merak etmek, Allah'a merak etmek, kendimi merak etmek nasıl bir yanlış ya? Zaten böyle denmiş bize. Eee kendini insan zanneden insan, kendini oku. Yoksa camit hayvanlı olma ihtimalim var diyor. Vesaire. i̇şaret 126 Badıllı abiden. Ve son. Bu sayfa bitsin diye. Şu bitecek ama bu şuraya kadar. Tamam. Ötelerin suretine gireceğiz. Ötelerin suretine. Belki Allah yaşattırır. Namaz. Hidayette saadeti dareynin nimet ve lezzeti vardır. Hidayette. Hidayet. Mesela hidayet neydi? Burak. Burak'tı. Nereye kadardı Burak? Arşa kadar. Gördün mü bak. Demek ki hidayet deyince kainat içine alıyor. Cennet cehennem içine alıyor. E, peki hidayet neydi? Burak'tı. Başka neydi hidayet? Hicabın kaldırılması. Başka? Hususi bir cennet cennetidir diyor. Ruhun bir cennetidir yazıyor mu? Evet. Aa bak altına yazıyor bak. He. Hidayet bak. Külliyatı kullanıyor. Şu bir ders yapıyor oluyor ama beraber işliyoruz. Abi belki de 20-30 tane dersi kullanıyoruz. Hidayet öyle geçme diyor. Gazete gibi okuma. Gazete gibi okuma ne demek anlaşılıyor biliyor musunuz? Çabuk çabuk böyle okuma anlaşılıyor. Hayır o değil. Gazete gibi okuma demek gazetenin konusu gazete değil hariçtir. Sen Risale-i Nur'u harici Ahmet Mehmet'i okuma değil. Risale-i Nur'u okumak demek kendini oku. Gazete gibi harici hadiseleri okuma. Kendini oku. Yani hidayet, saadet idariyenin nimet ve lezzeti vardır. Ahireti yaşatma. Yaşıyorsak o kadar hidayetteyiz. Ha? Yani diyor o hidayetin neticesi saadet idariyenin kendisidir. Ben uydurmadım ha. Öyle yazıyor. Yani ahiret kendisidir. Peki Risale'den bir şey bulalım. Hizmetimizin var ya hizmette. Hizmetimizin ücreti hizmetin kendisidir. Başka bir şey beklemiyoruz. Şu haleti yaşatsa ömrümüzde pazar günü saat buçuktan beri şu ikiye kadar şu cennet havası yaşatsa haftada bir. Lan yetmez mi bu sonuç için? Kendimi motive etme adına. Değil mi? Sırf bunu yaşatsa. Ya kardeşim nasıl bir dünya yaşattı bize ya? Farkında değilsiniz ha. Ulan sekiz buçuktan beri buradasınız ha. Sekiz buçuktan beri ya. Saat iki bu bir buçuk. Ya bu halet yaşasa diyor ki saadet yani hizmetin kendisi sonuçtur. Sonuç. Hulusi abiye göre ilim süreçtir. Muhabbet sonuçtur. Tahir abiye göre Risale okumak süreçtir, vesiledir. Sonuçtur. Allah Allah. Ya. Zübeyir abiye göre ne diyor? Kendisi. Aha işte. Seni bu hale tutan ne olabilir ki Fatih? Yani bu pazar günü. Huzur değil midir bu? Hidayet değil midir? Huzur hidayet. Hidayet cennetin kendisi ya. Peki mektuba telviyat Tisa var ya telviyat Tisa. En sonunda ne yazıyor biliyor musun? Şeriatın izah yapıyor. İki cenah var imani ve ameli cenahları ile saadet ebediye bakmaktır. Belki de o saadete girmektir diyor. Şeriatın imani ve ameli cenahları ile saadet ebediye bakmaktır. Belki o saadete girmektir. Zira hidayet bizzati azim nimettir. Oh. Ve vicdani lezzettir. Oh, lezzettir. Belki ruhun Ruhun da cennetidir. Aa işte sonuç. Nasıl ki dalalet ruhun cehennemi olduğu gibi. Hidayet. Hidayet vicdani lezzettir. Ruhun cennetidir. Vicdan hidayetinde bizzat sebepsiz lezzet alır. Yani sebep yoktur, sonuçtur. Ustad demiş ki arasında Abiler de yazım yaptılar yaptılar yazı yazarken. Çoğaltırken, tahsis ederken. Sonra oturmuşlar Celal abiler vesaire. Celan abi, Zül abi, Abd Mustafa Gül abi, Zübeyir abi, Tahir abilerle beraber yaşadılar ya. O ondan sonra Zübey Ceylan abi anlatıyor. Böyle biz dedi daldık böyle birbirimize şaka yapıyoruz. Çay içiyoruz böyle. Mülatife yapıyoruz. Tabii tahta ev olduğu için unuttuk ustadı içerideki odada. O da ne oluyor diye çıktı. Kapıya koy delini Böyle bize o bakıyor. O kadar daldı ki birbirimize latife şaka yapmaya. Usta baktı tebessüm etti. Sonra görünce ve anlatıp toparlandık. Devam edin, devam edin demiş. risale Nur hizmeti sizi bir araya getirip şu uhuveti ve muhabbeti size vermeye vesile olsa bile sonucu almış oluyor dedi. Bak şurada da öyle. Birbirimizi hizmetle tanıdık. Ben Behçet'i nereden bilecektim? Ben nereden bilecektim birbirimizi? Bak şu uhvetimizi bir kardeş. Birbirimiz için yapamayacağımız bir şey de yok ha. Fedakarız. Çok şükür. Yemeyiz yediririz. Giymeyiz giydiririz. Bak böyle. Bu sonucu bile verse birbirimizin bak nasıl kardeş etmiş. Canımızdan, malımızdan, namusumuzdan eminiz. Emin oluruz. Bu lezzet kendinden lezzetli, lezzetli almaya götürür. Yani hidayet nedir biliyor musun? Bak kendinden lezzet alıyorsun. Hani kendinden elem alıp kaçıyordun psikolojik? Niye kaçıyordun? Niye kaçıyordun? İnsan kendisini kendisi aleyhine kendisi kendisini çökertip kendisi kendisine kuyusunu kazar mı? Kendi e, kendiliğe cehennem yapar mı? Kendisi kendisine sıkılır mı? Ki sıkıntıyı kendisi imal eder mi? Eder. Ama ins tersi de kendisinden kendisi lezzet alıyor. Kendisi kendisini seviyor. Kendisi kendisinde seyahat ediyor. Bu sohbetler ne işe yarıyor? Bu sohbetler kendim kendimden lezzet almaya, seyahat etmeye, kendimde kendim yaşamaya izin istiyorum. Ruhsat istiyorum, vize istiyor. Bu sohbet bu. Kendim bana, bana ruhsat vermesini istiyorum. Vize vermesini istiyorum. Kendim kendimle tanışmak istiyorum. Çok uzak kaldık. Çok yabancı olduk. Kendimi dışarıda zannettim. Arabalarla, kadınlarla, mal mülkle dariyi kaçırdım. 450 bin liraya satılıyordu. Şimdi iki buçuk tülon oldu. Vahlanmalara bolduk gittik. Kendimizi hep dışarıda zannettik. Kendimizi dışarıda aradık. Kendimizi dışarıdaki parça, parçalarla birleştirmeye çalıştık. Oysa bu dersler kendimizi kendi olmaya, kendin kendin olmaya, kendin kendin olmaya, kendin kendinde olmaya, kendini kendin sevmeye, kendin kıymetini kendin bilmeye, kendini kendinle tanımaya, tanımlamaya, kendini kendinle ifade etmeye, dünyanı oluşturmaya, vizesini almak, musadesini almak, şifresini almak demektir. Muzakere-i ilmiye, tetebat ilmiye. Ya bunu verdi. Yetmiyor Ben ben olmaya gayret ediyor. İşte cumartesi insan nasıl bozulur? O beş tane süreç. Ustad demez ki beş tane bozuldu şeydir. Üstat yalnız o şey söyler. İnsan beş süreci yaşadı. Yani esirlikten e, şeye e, kölelikten esirliğe ücrete böyle. Ama insan nasıl bozulur? Beş dönemle bozulur vesaire. Kendimizi kendimizde ifade ediyor. Ya bu cennet değil de nedir ya? Hizmi, bu hizmetimizin ücreti son kendisidir. Kendisidir. Çok şükür. Düşünebiliyor musunuz? Ben baklava ile kavunu şuna bunla değil, kendisi kendisinden lezzet alıyor. Bu nasıl bir şey? Kendisi kendisinden lezzet alıyor. Tersi kendisi kendisine elem veriyor. Kendisi kendisi acıtıyor. Kendisi kendisine cehennem ediyor. Kendisi kendisinden kaçıyor. Kendisi kendisini düşman görüyor. Bu da bu nasıl bir cehennem? Kendisi kendisini düşman görüyor. Değil o. Kanser bile değil. Psikoloji. Kanserden beterdir psikoloji. Psikoloji en beterdir. Ama olursun sopa çare. Ahraz olursun. Duymasın hem de. Konuşamayan duyamazlar. Çare. top Şeysin. Felsisin. Tekerlekli araba çare. Ama bu bitti mi? Ne kanser kalıyor ne felç. Bitti. Kanserlerin psikolojisi bozulduğu için intihar ediyor. Mesela kanser. Ziyatin abi 84 yaşında. Tepecik'te. Vallahi kim vardı yanımda telefonu? Sen mi vardın? Sanki ben kanserim. Sihatin abi ne haber? Nasılsın? İyi masan can can e ee, ne ne oldu bu hardi böyle ya kanser diyor dedi ya. E ne olmuştu hem de şey akciğer kanseri şey. Ya ne olur? Kanser mi öldürür dedi. Öyle değil mi? Kanser mi öldürüyor? Allah öldürüyor dedi ya. Senin ilacını da almam dedi. Ne yapacağım ilacı diyor ya. Zaten bana bir şey lazım vesile diyor. Bir anlatıyor ki sanki ben kanserim o bana teselli veriyor. İmana bak ya. Gittik evine. Ziyaret ettik. İşte Fatih bizim Ulanlar Mesar Ömer. Gittik o. Mehmet Çevrel var mıydı? Nerede var? O He? Da vardı. O da vardı. Gittik. Kalktı kahve yapıyor bize. Ondan sonra anlatıyor. Ya ver dedi ne yapıyorsun ne ediyorsun hizmetler nasıl diyor. Sebat ettince ben diyor burada gurur duyuyorum diyor. Sebat et diyor. Ondan sonra sana bir şey söyleyeyim dedi. Söyle doğru olduğuna delil nedir biliyor musun dedi. Oo, bakayım ne diyecek bu 84 yaşlı. Düşmanların acıması saldırısı olacak dedi. Peygamberin sünnetine böyle mazar olursun. Peygamberi bırakmadıkları gibi yakasını ustadın yakasında bırakmadılar. Biliyor musun dedi kalktı ayağa. Laz. Böyle, Laz. Ustadı mezarda bile bırakmadılar. Olan dedi senin mezarın bile olmayacak ha diyeyim sana dedi. Ziyahattin abi şekersiz olsun kahve. Bilirim bilirim. Böyle diyor. Bilirim bilirim seni. Hidayet aynı zamanda ruhun cennetidir. Cennetten bahsediyorum. Ama o cennet değil. Onu Hazreti Ali'nin sözüyle bitireyim. O Allah'ın vaat ettiği cennet Allah'ın ihsanıdır, lütfudur. Her Müslüman gelecektir. O bir şey değil. Diyor ki o zor değil. Önemli olan dünyada ruhunu cennet yapabiliyor musun? Dünyada cenneti yaşamak her kişinin işidir. O her kişi, o cennete her Müslüman gidecek diyor. Zor değil o. Allah rahmeti çok geniş. Bildiğiniz gibi değil. Çok ama. itimat edin. Vallahi teselli için söylemiyorum. O benim bildiğim Allah var ya. Hani hocaya dedim ki, hocam Allah var ha. E var tabii dedi ya. Ali'ye anlattım biraz önce teneffüste. Var hocam dedim. Allah var var. Var kardeşim dedi ya. Allah aşkına söyleyince mi dedi Allah var oldu dedi. Var tabi dedi ya. Kızdırma beni dedi. Dedim hocam. Senin bildiğin gibi olmayan bir Allah var ha. Senin bildiğin gibi de değil o. Benim de bildiğim gibi değilse nasıl bir Allah'tır dedi ya. O sen gitmiş gece arıyor. Hasan kardeş dedi benim bilmediğim Allah. Nasıl bir Allah ile muhatap ettin beni dedi ya. Nasıl bir Allah? Bak Allah var ha. Var olduğu nasıl anlarız? Heyecanlandırır bu söz sizi. Heyecanlandırır, duygulandırır. Arayışa sokar bu söz. Eğer bize tesir etmişse. Benim bildiğim gibi de değilmiş o Allah. وَاَخِرْدَ وَاَخُمْ اَنِ الْحَمْدُ لَا Rabbil alemin, Ya Rabbi o Allahlığın hatırına. Zanımızdaki değil. Sen nasıl, sen... Kend, sen seni nasıl biliyorsan o Allah'lığın hatırına fazla bir şey konuşmayacağım. Ya Rabbi, o Allah'lığın hatırına bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. O benim zannettiğim Allah değil. O Allah'la söylüyorum. Zannımın dışındaki Ya Rabbel Alemin, Rabbul Alemin. O sen kendini nasıl biliyorsan onun hürmetine ve hatırına Müslümanları, nur talebeleri, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, söz verip dua edecek dediklerimizi ve bize dua edenleri, onları ve hepimizi, çoluk çocuğumuzu affeyle Ya Rabbi. Anne babalarımızdan her kim ahirete göç etmişse, dedelerimizden, usul ve fulullarımızdan, Allah'ım onları da affeyle. Ya Rab, zor bir şey demiyoruz. Senin için kolaydır affetmek. Bizim için çok önemli. Bizim çok ihtiyacımız var. Ya Rabbi, senin o sonsuz kudretin, sonsuz umman kadar geniş merhametinden istiyoruz. Yani kimi sen merhametli kapından kimi ümitsiz gönderdin ki? Sen söylüyorsun benden ümidini kesen ancak benim zıtlarındır, kafirlerdir diyorsun. Ya Rabbi senin merhamet kapından hiç kimseyi çevirmedin. Biz de dua ile çalıyoruz. Sonsuz merhamet kapından istiyoruz ki. Ya Rabbi senin için zor değil bizim için çok çok mühim olan af ve keremini istiyoruz. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı İsa'nın lütfun keremin ve lütfun olan hizmeti imaniyi, Kur'aniyi elimizden alma Allah'ım. Beşeriyetimize bakıp da bizden yüz çevirme ya Rabbi. Amin. Hizmeti imaniye, Kur'aniye'ye talebey ulum unvanı ve kisvesi altında ahirete göç etmeyi bize nasip eyle Amin. ya Rabbi. Ve da davakum en elhamdülillah rabbil alemin. Ya Rabbi de içimden geldi. Ya Rabbi şanına nasıl yakışıyorsa senin o bizim Habibimize, senin on sevgili kulun olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve onu bize tanıştırana, onu bize, seni bize tanıştıran peygamber. Bir, peygamberi de ve seni bize tanıştıran Risale-i Nur'un müellifine ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ımıza şanına nasıl yakışıyorsa Kur'an'ın hürmetine onlara öyle muamele. Ve haberdar ile şefaatlerine mazhar ile. Ve ahirde vahum rabbil alemin. El <laughs> Fatiha temas